Naber Eda? İyidir Harun, senden ne haber? İyi vallahi, ne yapayım? Seni gördüm daha iyi oldum. Selim'e bulaşmışsın yine. He, sana mı ağladı? Saçmalama. Eda! Üniversiteden arkadaşım diyorum, bir şey yok aramızda ya. Ben de bir şey var demedim zaten. O kız kim diye sordum. Tamam, ben de arkadaşım dedim. Niye bu kadar uzatıyorsun ki? Selim, çıldırtma beni. Sana bir şey ima ettiğim falan yok. Öylesine sordum. Emin misin? Evet. Boş yere şüphelendiriyorsun beni. Sana arkadaşlarını soramayacak mıyım? Ne bileyim. Hani şimdi o kız kim deyince ben de kıskandım sandım. Neyse. Nereye gidiyoruz akşam? Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben eve gideceğim. Ne bakıyorsun lan? Şankaya bebesi. Harun. Eda'cığım, Özer tek kolu araştırır mısın bir? Sen kendini araştırsana. Karışmasana Selim. Bu arkadaş gergin herhalde. Özer. Tek kol. Bir bakıver neyin nesi. Tamam. Hallederim çıkmadan. Tamam. Tamam. Ha amirim, biz bu Özer'i araştırdık. Adamın lakabı psikopatmış. Sabıkası da bayağı kabarık. Yani soruşturmada bize faydası olabilir. Ben savcıyla görüşmeye gidiyorum. Döndüğüm zaman konuşuruz. Tamam, eyvallah. Hadi çıkıyoruz. Sen çık, ben gelmiyorum. İyi, sen bilirsin. İstersen ben bırakayım seni. Gerek yok. Niye? Niye mi? Niçin yani? Ne niçin abi? Ben bırakayım işte seni. İstemiyorum. Anlamıyor musun? Hoşlanmıyorum senden. Vay. Vay ne ya? Yani sebep. Sebep falan yok işte. Hoşlanmıyorum senden. Niye, ben kötü biri miyim? Hayır. Niçin hoşlanmıyorsun o zaman benden? Ha? İri olduğum için. Saçmalama. Durmadan abur cubur yediğim için. Saçmalama ya. Karı gibi küpe takmadığım için. Hı? Yeter artık. Gitme, yeter. Gitme, dinle. Sevdim mi adam gibi sevdiğim için mi ha? Delikanlı olduğum için mi? Pardon. Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu ya bu kız hakkında? Dur bir dakika, buluruz şimdi. Nereden buluruz ya? İnternetten. Sen ne yapıyorsun ya? Böyle özel sitelere mi giriyorsun iş yerinde? Sana ne? Allah Allah. Oha. Maşallah, bizim elimizde bu kadar bilgi belge yok ha. Ha bak, şurada bir video var, ona girsene. Ne videosu ya? Ya şu videoya gir ya. Buna mı? Ha. Ha, gir gir. Sesini açayım mı? Aç. Bunda bir şey yok ki. Hı. Korktun mu? Sen korktun mu? He? Ya, sen korktun mu? Korkmadım ben. Ben korkmadım. Dokunma bana. Elim de acıdı ha. Dur neyse, şu videolara da bakalım aşağıdakilerim. Uhu.
ya. Ne bu böyle ya? Versene şunu. Ver. Sen şu daha deminki fotoğrafları bir yesene. Onların biz bir ismini alalım. Bunlara mı? Ha, gir. Ha evet bak burada varmış. Tamam, sen yaz. Söyle sen bana. Vural Üstel, Merve Ateş, Berk Gündüz, Emir Önal. Evet. Ha, bir de Gül'ün Taşçı zaten. İyi bayağı bir şey bulduk. Leda. Hı. Bana da Face açak mı? Açarım, bana ne? Sağ ol ya. Ben şunları bir çıkartayım bari. Ne yapıyorsun lan sen? Gün işi alsın diye komiserim buraya koyayım dedim. Ben sana şey bahçede gezdir demedim mi? Çık lan. Biraz saygılı davransana insanlara. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun? Kime saygısız davranmışım ben? Esas saygısız davranan sensin. Nasıl ya? Ne yapmışım ben? Ha, sen çok duyarlısın değil mi? Çok hassassın değil mi? Bir tek ben kabayım değil mi? Ne alakası var Harun? O zaman arkadaşlık teklifimi niye kabul etmedin? Ben istemedim. Sen kimsin lan? Sen kimsin Eda'yla arkadaşlığıma karışıyorsun? Ne demek kimsin sen ya? Sevgilisiyim, kaba. Ya Selim otursana. Kavga etmeyin yine. Sana helal olsun. Sana helal olsun. Şu Allah'ın artisti yüzünden beni kabul etmedin ya, helal olsun sana. Ne alakası var Harun? He? Ya benim internete girdiğim falan mı var? Görmüyor musun? Deli gibi çalışıyoruz burada her gün. O zaman niye kabul etmedin beni? Kötü biri miyim ben? Gene başlama. Neyim ben, neyim? Söyle ha. Neyim ben? Sen kaba birisin. Duydun mu beni? Sen kaba bir insansın. Kaba mıyım? Kabayım ha. Kaba mıyım la ben? Bence kaba değilsiniz komiserim. Helal olsun ha. Kabayım demek. Allah bu internet teknolojisinin de belasını versin. Al! Al! Taze mi lan midyeler? Taze vereyim mi abi? Ne kadar? Küçükler 30, büyükler 50 kuruş. Nasıl oğlum? Her yerde küçükler 30, büyükler 40 kuruş. Yok abi vallahi 50 kuruş. 40'a bul bedava vereyim. Tamam tamam. Şu büyüklerden ver, şunlardan. Tamam abi. Heh. Bekle, geliyorum ben. Tamam abi. Ne zaman gidiyorsun? 2 gün sonra. Sen ne yapacaksın? Gelebilecek misin? Kinayet belli olmaz biliyorsun. Bizim mesaimiz yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Dingil, bendesin. Hop, mükemmel oldu. Tebrik ederim. Gül bir de. Ne yapıyorsun sen ya? Mesela sen ne yapıyorsun la Dingil? Yeni sevgili mi yaptın kendine? Ne oluyor Selim ya? Sen kimsin? Niye fotoğraflarımızı çekiyorsun? Yengeciğim bir şey yok. Ben magazin basınındayım. Selim de çok ünlü olduğundan resmini çektik. Ankara'da çok tanınır. Yakışıklım benim. Bir saniye. Abi ne olur yapma. Ver şunu. Başka? Benim misin? Rica ediyorum. Ne olur. Tabii. Biraz ben daha yalvar. Harun yapma ne olur. Ver şunu. Ah, dur vereyim ben sana. Bekle. Al. Gördün mü? Kaç taneydim lan? 5 tane abi. İyi. Devam et. 50'likten ver. Keyiflendim. Tamam abi. Keyfim yerinde. Çapı ne kadar? Annem ördü abi. Vay. Selim ne haber? He? Eda'cığım. Harun. Bak sana ne göstereceğim. Harun, hayır. Sen şu resmi gördün mü ha? Eda. Harun. Tamam lan. Adam akıllı dur şurada. Harun. Dur şurada lan. Bak. Uğruna kalbimi kırdığın adama bak. Bak. Eda yalan söylüyor. Arkadaşım o benim. Yemin ederim. Eda bırak kolumu. Ya,
Eda! 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 Ne yaptı o şerefsiz sana? Senin ne işin var burada Selim? Ne demek ne işin var? Senin ne işin var? Delirdin mi Eda? Ya ne üstüme geliyorsun Selim ya? Eda! Eda sen ne yapıyorsun ya? Ha? İyi misin Eda? Eda iyi misin? İyi misin? Nerede o? Gitti. Sen iyi misin? İyiyim ben. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ha? Ne yapıyorsun? Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin Eda ya? Biz nasıl korktuk biliyor musun? O herif piç. Piçin önüne gideni. Manyak teki ya. Ya sana bir şey yapsaydı biz... Ben ne yapardım o zaman Eda ha? Ne yapardım ben? Tamam Harun bırak. Kimse kaçırmadı beni. Dokunmasana ya kaçırmadı diyor işte. Ya sen sus lan sevsek. Her bok zaten senin başının altından çıktı. Bir kıza sahip çıkamadın. Kızı önünde kaçırdılar be. La oğlum bir susun ya bir susun ya. Eda. Kızım sen emin misin kimsenin seni kaçırmadığına? Evet ben kendim bindim arabasına. Niye biniyorsun ha niye? Çünkü ben de polisim. Anladınız mı ben de polisim. Behzat amirimin benim de bir şeyler yapabildiğimi görmesini istedim. Bence var ya Behzat amirin bu olayı hiç bilmesin bu olayı hiç. Ne duysun ne bilsin sakın. Yoksa seni değil. Neyse ya. Abartmayın tamam. Hadi. Hadi 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 binin arabaya hadi. Hadi. Öne geç. Devre. İşte sen. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Adam piç. Takılma onunla beraber dedik. Tamam lan susun lan. Merhabalar kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben bir kitap arıyorum da bulamadım bir türlü. Adı neydi? Adı neydi? Adı Tol mu? Toy mu? Tol. He? Tol. He Tol Tol. Murat evet. Uyur Kulak. Uyur Kulak. Murat Uyur Kulak evet. Evet var. Bir tane Tol alabilir miyim? Bak kitabı okurum. Güzel çıkmazsa geri iade ederim haberin olsun. Hadi kabul edeceğiz. Tamam. Edeceğiz zaten başka. Buyurun. He sağ ol. Ne kadar bu? Arkasında yazıyor fiyatı. Kasiye ödeyeceksiniz. Arkasında yazdığını ben de biliyorum. Tabii ben net, neyse. Devrim vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi. Devrim vaktiyle diyorsa... La bu kız gizli solcu falan olmasın ya. Olabilir. Sarayda merakla yakanız gibi çocuktan oldum. Abi rahatsız ettim galiba. Yok be oğlum ne rahatsızlığı Allah Allah. Kitaba dalmışsın ondan duymadın herhalde geldiğimi. He herhalde. Aga bir bira. Ne ola? Entel dantel mi oldu sende? Yok oğlum ne entel dantel Allah Allah. Bizim kız kardeşimiz aldı kitabı. Zararlı bir şey okumasın diye kontrol ediyorum şimdi. He. Eda'nın kitabından değil yani. Hangisi? Eda kim? Eda'nın? Ha bu mu? Bilmiyorum ben Eda'nın kitabına hiç bakmadım ki hayatımda. Kafa falan benzemiştir yoksa... Şşş. Takla yerine. Tabii. He. Bak gel. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz lan siz böyle? Ha ilkokul bebeleri gibi. Siz beraber miydiniz lan? Yoo. Denk geldik lan. Ben de biraz konuşalım ondan sonra kaçacağım. Ben hatta yüksek müsaadelerinizi isteyeyim hemen abi senden. Ben gideyim. Ha? Nereye lan? Acil bir işim var abi eve. Ne evi lan? Randevu mu var senin? Ne randevusu lan? Yok. Oğlum saçma sapan hareketler yapma randevu falan yok. Hayalet bana her şeyi anlatır abi zaten sonrasında. Gideyim. Git. Peki. Bir saniye. Mum sus gidiyorlar. Ne ayakla bu bebe? Bilmiyorum. Bir 35'lik ver buraya. Ne haber? Hı, iyidir. Tek misin böyle? Evet. Ay güzel. Şişt, kardeşim bir baksana bana. Ben bir 50'lik bira istiyorum bir de çerez. Sen bir şey istiyor musun? Yok içiyorum zaten. Tamam. Ne için görüşmek istedin?
Ya bir iş vardı benim. Neymiş o iş? Şöyle bir kitap var. Tamam mı? Sen bu kitabı gerçekten okudun mu? Yok. Okumadım da bir göz gezdirdim yani. Niye göz gezdirdin? Ha? Anlamadım. Şey için ya. Tamam tamam, kasma kendini. Anladım ben. Kız meselesi. Eda da değil mi alakalı? Ha. Kızı bunu okurken gördün. Gittin aynından aldın. Biraz denedin. Baktın olmuyor. Bana geldi. Öyle. Ya saçma sapan konuşma Allah aşkına şöyle. Ne baktım olmadı mı ya? İşim var, gücüm var benim. Yoksa bunun gibi 50 tane okurum ben. Bunlar sorun değil. Sen okumuş kızsın ha. Şunu bir oku da bana bir özet geç hadi. Kitabın özeti ilk cümlesi. Nasıl ilk cümlesi? Bayağı ilk cümlesi. Ya ilk cümleyi söyleyince işlem tamam mı? Hı. Allah Allah. Şaşırtmak istiyorsan gayet yeterli olur. Ama daha fazlasını da bekleme. Yok yok. Şaşırsa yeter. Sen bu Eda'nın senden hoşlandığına emin misin? Bir çocuk vardı. Neydi adı? Selim Dingin'ini mi söylüyorsun? Selim'i geç. O yalan oldu. Onunla çoktan bitirdiler. O iş bir daha başlamaz. O öküz zaten. Ne olacak ki? Hem ben yarın Eda'yı sinemaya davet edeceğim biliyor musun? Hangi filme götüreceksin? Bilmem. Hangi film? Hiç düşünmedim ki. Şey... Ya afişi güzel olanına gireriz işte ya. Ya Eda gelsin. Yemin ederim vizyonda olmayan filmi vizyona sokarım. Yürü be. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Vur Şerefe. Selam. Selam. Nerede bizim çocuklar? Sağda solda işte. Ha. İyi. Vay Tolha. Güzel roman. Devrim vaktiydi bir ihtimaldi ama çok güzeldi. Anlamadım. Kitabın diyorum ilk cümlesi. Devrim vaktiydi bir ihtimaldi ama çok güzeldi. Nasıl ya? Sen okudun mu bu kitabı? Tabii okudum Eda. Yapma Allah aşkına. Ben böyle çok roman okudum. Bu kitabın da ilk cümlesi aklımda kalmış. Devrim vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi. Ya zaten o cümle kitabı özetleyen bir cümleydi bildiğim kadarıyla. Neyse sen okuyorsun şu anda, ben daha fazla bir şey söylemeyeyim sana. Vallahi inansam mı inanmasam mı bilemedim Harun'a. İnan. İnan hayat. Ben hep okurum. Sinemaya gidelim mi? Ne sineması ya? Öyle sinema işte şey. Ben, Akbaba, Hayalet, sen. Ha? Hmm. Hangi filme gideceksiniz? Bilmiyorum ki. Gişede karar veririz. Aslında benim de canım bayağı sıkılıyordu. Gelsem mi ki? Gel tabii ya. Gel, niye gelmeyeceksin ki? Ne zaman gideceksiniz? Bu akşam. Bu akşam gidiyoruz biz. Bu sinema. Akşam? Evet. Bu akşam gidiyoruz sinemaya. Olabilir vallahi, gelebilir mi? Ha, iyi olur. Hep büroda otur otur nereye kadar canım? Birazcık da böyle sosyal bir şeyler yapalım değil mi? Olabilir yani, bir işim çıkmazsa gelirim. Vallahi. Selam. Selam. Ne haber? Ne yapıyorsun oğlum? Şey yapmıyorum. Hayır. Uyukların çok güzel lan. Ne oldu lan sana? Lan bir şey yok. Hangi filme gidelim? Bilmem. Sanatsal filme gidelim mi? Hayalet'e de soralım. Akbaba'ya da soralım. Yok ya. Yok, onlar zaten ben ne dersem onu yaparlar. Aynı. Kafa aynı. Tabii tabii. İyi tamam o zaman. Ha, bu filme gidelim ya. Komedi. Bu kesin romantiktir de aynı benim gibi. Hadi alalım. Tamam. Lan oğlum bizim ne işimiz var burada? Ya oğlum bir dur ya. Tam sinemaya girerken diyeceğiz ki bizim işimiz çıktı. Biz gidiyoruz diyeceğiz. Bu kadar. Oğlum sizin bu gönül işleriniz yüzünden. Dur bakalım daha ne hallere düşeceğiz. Seninkiyle ne yaptın? Gelecek misin bana bugün? Ya işte akrabası var ya. Bir saate kadar ben bir ararım. Olmadı sana gelirim artık. Tamam. Allah Allah. Akraba nereden çıktı oğlum şimdi? Bilmiyorum ki dayı. Bilmiyorum ya. Ne bileyim.
biz gidiyoruz. Ha. Hadi. İşte tersizden anons geldi. Anons geldi. Cinayet varmış, bizim oraya gidelim de bir bakalım biz. Ne? Aa, olmaz, beraber gidelim, beraber. Yok yok, arkadaşlar siz gidin sinemaya, biz gidelim bakalım, önemli bir şey varsa haber veririz zaten. Ya hayır ya, Harun haklı, öyle şey olur mu? Hep birlikte gidelim. Bak, ben ne diyeyim? Dur bir dayı, dur. Hayır. Yok, hadi. Yok abi, biz hayır gelelim. Hayır ya, evet, biz gelelim. Arkadaşlar bir saniye, hadi. Hadi siz gidin, biz bakarız. Hadi, hadi siz kendinizi kaçırın. Hadi. Neyse. Ya vallahi tamam, olmaz öyle. Tamam, tamam, onlar öyle. Önemli bir şey varsa mesaj atarız. Tabii, ara, ben meraklanırım. Bak, aklım orada. Tamam, tamam. Tamam. Haber hadi verin dikkat edin kendinize. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Ayı. Tam ayı Allah aşkına baksana. Bak öküze bak öküze bak. Biraz sessiz olur musunuz? He? Biraz sessiz olur musunuz ya? Sen ne artistik yapıyorsun la bana? Artistik sen yapıyorsun, film izlemeye çalışıyorsun. Oğlum o elini ayağını indir lan. Harun. Artistik yapma ya, film izliyoruz kusura burada. Kusura bakmayın, kusura bakmayın tamam. Sahip çıkma mı arkadaşım? Harun. Lütfen yani. Her bir üstü ya. Ağzını burnunu kırarım lan senin. Önüne bakar mısın lütfen? Harun. Yapma. Biraz yavaş ol. Tamam. Pardon, pardon. Ne yapıyorsun ya? Pardon, yanlışlıkla yaptım, özür dilerim. Biraz yavaş ye. Tamam. Eğleniyorum Eda, niye kızdın bu kadar ya? Sessiz eğlen. Biraz sessiz olur musunuz ya? Ne demeye çalışıyorum? Çıkışta seni döveceğim. Hadi oradan be. Eda, seni eve bırakayım mı? Yok ya Harun, sağ ol, zahmet etme hiç. Olur mu öyle şey ya? Ben aldım, ben bırakacağım seni eve. İyi peki. İyi, tamam. Tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Selim? He? Ne işin var bu adamla? Bırak kolumu. Ne lan? Sen nereden çıktın? Kazanova? He? Asıl sen ne yapıyorsun burada ya? Amacın buydu değil mi? He? Aramızı bozmak için elinden geleni yaptın. Ne oğlum, senin burada ne işin var? Gidip karı kızla dolaşsana, gününü güneşsene. Allah Allah. Sen git, karı kızla dolaş, gününü güneş. Sonra gel buraya, kemkim yok ya. Edacığım, yürü gidelim hadi. Ya gel. Saçmalamayın ya, durun bir dakika. Selim, ne yaptığını sanıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun Eda? Ne işin var bu adamla sinemada? Bak görüyorsun, ağır tarih var. Ondan sonra niye dövdü deme bana, tamam mı? Şşş. Oğlum sen ne içtin lan? Ha? Sen ne içtin? Senin ağzını burnunu kırarım. Ya Harun ya. Git buradan. Bırak peşimi, git artık. Ha git diyor, duymuyor musun? Ne haliniz varsa görün. Hadi be, hadi. Gel Edacığım, gel. Bilerek yaptın değil mi? Ne? Sinemadan bahsediyorum. Akbaba ile Hayalet'i de sen ayarladın. Yo, ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söyleme Harun. Yapma. Tamam. Diyelim ki yaptım. Peki kötü mü oldu ha? Güzel vakit geçirmedik mi? Ben onu demiyorum. Ne diyorsun peki Eda? Bak. Bak Haruncuğum. Yanlış düşüncelere kapılmanı istemiyorum ben senin. Bir dakika, bir dakika. Nasıl düşüncelermiş onlar? Biz şimdi Selim'le birlikte değiliz, evet. Ama ben hala Selim'den hoşlanıyorum. Nasıl ya? Sen hala Selim'den hoşlanıyorsun. Hayır. Eda, Selim seni aldattı. O seni kullanıyor, anladın mı? Malın önde gideni o herif. Seni sevmiyor Eda. Kime bulursa onunla takılıyor. Sen hala onu mu seviyorsun? Evet, haklısın. Çok kırıldım ama öyle. Yani yapacak bir şey yok. Sen bana Selim'in gerçek yüzünü gösterdin. Teşekkür ederim bunun için. Ne demek? Olur mu öyle şey canım? Vazifem bu benim. Ama ben Selim'i hiç dinlemedim ki. Onu dinlemek istiyorum ben ya. Eda, o herif işe yaramaz. Her gün başka bir kızla takılıyor. Ya Selim'den bahsetmiyoruz zaten şu anda. Senden bahsediyoruz Harun. Benim içimde sana karşı bir şey yok. Yani ben senden hoşlanmıyorum. Zorlama beni. Zorlamayayım seni, öyle mi? Niçin zorluyorum peki ben seni? Bu yaptıkların ne Harun? Yani
Benden sürekli bir beklenti içindesin. Benden yapamayacağım şeyler isteme lütfen. Eda, ben yalnızca seni sevdim. Başka da hiçbir şey istemedim senden. Ben o mal Çankaya bebesi gibi kıvırtmıyorum. Yüreğimi verdim ben sana, anladın mı? Yüreğimi. Suç mu işledim? Seni zorlamış mı oldum ben? Yapma böyle Harun, yapma. Ya neyi yapma be? Neyi yapma? Ben var ya, ben seni gördüğüm ilk günden beri seviyorum Eda. Sana gittim onun gerçek yüzünü gösterdim. Sen hala onu sevdiğini söylüyorsun. Şimdi sorun bende mi sende mi? Ha söylesene. Bence sorun bende değil, sende Eda. Tamam, ben kaba olabilirim. Küfür ediyor olabilirim, yakışıklı olmayabilirim, İngilizce bilmiyor olabilirim ama ben seviyorum, anladın mı? Ben senin için sabahtan akşama kadar past continuous tense çalıştım Eda, biliyor musun? Oturdum evde çalıştım. Senin şu yaptığına bak. Eda, diyorum ki bir kere şans ver bana. Ha? Tek bir tane şans ver. Hayır. Harun. Hayır. Harun nerede lan? Vallahi en son sinemadaydı. Sineması da? Sinemaya gitti aga. Entel takılıyor artık. Sen ne yaptın abi? Savcıdan bir şey çıktı mı? Yok be, bir şey çıkmadı. Çıkmaz da lan. Senelerce uğraşır dururlar bunlar. Vallahi üstünü örtecekler ha. Ha. Sen diyorsun değil mi bunu? Üstünü örtecekler. Lan geçen gece biz yapmadık mı lan? Belediyeyle konuştun mu lan? Ne dedi? Bir şey konuşamadık ki. Evde akrabası vardı. Fırsat olmadı. Seviyorum merkez. Merkez dinlemedi. Seviyorum merkez. Harun'la bu. Seviyorum diyorum, anladın mı? Seviyorum merkez. Anlaşılmadı, tamam. Lan birinizi alayım be. Seviyorum merkez, seviyorum, anladın mı? Seviyorum. Vallahi o. Gereksiz anons yapmayalım. Kodun ne senin? Kodu. Kodu söyleyeyim ben. Kodu söyleyeyim, kodu. Kodu hayatımın kodu. Hayatımın kodu. Oğlum bu manyak ne yapıyor ya lan? Hani sinemadaydı lan. Filmi beğenmedi herhalde abi. Aha, Eda mevzusu. Vallahi Eda mevzusu ha. Ne Eda'sı lan? Ne meselesi oğlum? Ya abi sinemaya gittik hep beraber. Sonra bir bahane uydurduk, biz kaçtık. Eda da ters bir laf etti herhalde abi. Ya kalkın, ya kalkın. Yaralı bu herif. Ben biliyorum, biliyorum. Kuş kafese girmiş abi. Ne yapıyorsun lan sen? İçiyorum. O anonslar neydi lan, gerizekalı? Ya oğlum, hala Eda meselesi mi? Abi seviyorum, seviyorum. La oğlum, o kızın gönlü yok sende lan. Aylardır aynı mevzudayız ya. Ben şey zannettim. Selim bunu aldattı ya. He. Ben de dedim ki kendi kendine olur. Ne dedin? Ne dedin? Selim'den sana ne lan? Ha? Selim'den ayrılınca bana varacak diye düşündün öyle mi? O zaman gelmeseydiniz abi buraya. Ben mi dedim gelin diye? Ben de bir iki bir şey içip gideceğim zaten, eve gidin.
Ya oğlum bir kalk yürü. Anar lan burada. Tamam lan. Tamam aç, aç, aç. Aç, tamam, tamam, aç. Aç. Abi. Bir kere. Bir kere dedim, bir şans ver dedim. Hayır dedim. Bir şans istedim, hayır dedi abi. Hala Selim'i seviyormuş abi. Çok seviyormuş, Selim'i bırakamazmış. Ben böyle dünyanın o zaman. Ben zannettim ki. Beraber olurum zannettim işte, ne bileyim. Tamam lan. Hadi tamam. Bana hayır dedi abi. Tamam lan işte, tamam, tamam. Tek bir şans vermedi abi bana. Oğlum. İnsan sevdiği adama şans verir lan. Sevdiği adamı. Anladın mı lan? He? Şans istedim abi. Tek bir şans istedim. Oğlum sen beni anladın mı? Böyle sizin karşınızda ağladım ya. Allah benim belamı versin. Anonslar nasıldı lan? İyi miydi? Bomba gibi. Bütün teşkilata komple rezil oldu salak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sen bana bir bira bir de çerez getir. Evet, hemen getiriyorum. Adın ne senin? Larissa. Manisa. Vay, Manisa. Öyle değil. Larissa. Ha Larissa. Ben bir Manisa'ya şey yaptım. Memnun oldum Larissa. Ben de Harun öyle. Söylendiği gibi. Harun. 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 Oo, nereye daldın? Kendine gel. Sen ne güzel bir kızsın be. Kurtarayım mı seni bu hayattan? Sen kendini kurtar. Ha, sen beni kurtar olmaz mı? Bugün gelmedin ama. Küstüm ben sana. E kızım bugün işimiz vardı. Söyledim sana. Yarın buluşalım. Ha? Yarın olmaz. Niye? Sen her gün alışveriş yapmıyor musun? Arada sırada. Allah! Başım nasıl oldu? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şey yok. Başım iyi. Sen o şişeyi bir görsen. Şişe acayip olmuş ya. Nasıl? Başıma vurdukları şey var ya. İyi. Başım iyi, gayet iyiyim. Neyse, madem ki bir şeyin yok, hadi kalk. Nereye? Oynamaya. Sen de hiç eğlenmeyi bilmiyorsun. Larissa'cığım, ben buraya oynamaya gelmedim. Neye geldin peki? Seni görmeye geldim Larissa. Atma. Daha önce nereye gidiyordun? Hüseyin abiye gidiyordum. Tanıyor musun Hüseyin abi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Kalk hadi ya. Geçen ne güzel oynuyordun. Ne zaman? Ben. Ha, o zaman kafam güzeldi. Kafam güzel olmasa dans etmem ben hayatta. Ağır abi. Ne? Ağır abi. Bak sen ya. Sen bu terimleri nereden biliyorsun? Bilirim ben. Tamam o zaman bugün gelme. Yarın birlikte dışarıda buluşalım. İyi tamam olur. Gece mi gündüz mü? Gündüz. Zaten alışverişe çıkacağım. Birlikte gideriz. Sen de gel. İyi. Aa, olmaz. Gündüz olmaz. Gündüz benim işim var. Gece çıksak? Gece olmaz. Allah Allah. Ben de gündüz çıkamam. Şimdi çıkalım. Şimdi gelemem. Ben de yarın gelemem. İyi tamam. Kaçabilirsem kaçarım. Hemen gideriz. Tamam. İyi tamam. İçim bitti bu arada.
Bitti. Vay be. Ne yapalım bugün? Ne yapalım? Sinemaya gidelim mi? Sinemaya gitmeyelim. Boş ver sinemayı. Niye? Sevmez misin? Yok, severim de. Bu aralar çok gittim sinemaya. Hiç gereği yok. Ne kadar güzel bir elbise değil mi? Ha, çok güzel. Böyle dekoltesi falan da sağlam. Evet. Hadi gel içeride deneyelim. Olur, deneyelim. Olur mu? Olur. Senin gülüşünü yerim lan. Kadınlara lan denir mi? Yok yok, ben lan demedim. Ben la dedim. O ne demek? Ya la şey gibi. Lanın kibarı, la. Tamam, boşver gel. Ankaralılar kibardır. La dersen kibarsın. Tamam, tamam. Parmağımı çeker misin? Çekerim tabii. Nasıl, beğendin mi? Vallahi Larisa, afet oldun ya. Şöyle dön bakayım bir. Seni Victoria'nın gizli dünyasına sokayım mı? Ha? Ama sence hangisi daha güzel, diğeri mi yoksa bu mu? Diğer hangisi? Lacivert isimli bir tane vardı ya. Ben onu tamamen unuttum. Sen şimdi bunu giydin ya. Aklım gitti, öbürüne hiç yok. Giy onu. Onu da giy öyle bakalım. Tamam, olur. Tamam. Fermuarımı açar mısın? Açarım. Kaparım. Hiç sorun değil. Teşekkür ederim. Ne demek? Bu da güzel değil mi? Yoksa diğerini mi alsaydım? Ya sen zaten böyle şeyleri dert etme. Sen ne giysen yakışıyor. Sen de böyle vücut, böyle güzellik olduktan sonra... Hiç sorun değil. Teşekkür ederim. Kartınızın limiti yetmedi hanımefendi. Başka kart denemek ister misiniz? Başka kartım yok ki. Neyse, kalsın o zaman. Daha sonra alırım. Gerçi bunlar Ali'ye bir kere geliyorlar ama... Neyse. Şey yapalım. Dur. Siz şuradan alın hanımefendi. Buradan deneyin. Bana mı alıyorsun? 699 lira. Tamam. Taksit ister misiniz? Çok isterim. 12'ye 15 ne varsa isterim. Şifreniz? Bu akşam gelecek misin? Yok artık, ben bu akşam gelmeyeyim, yok gereği yok. Aa, niye? Elbisemi giyerdim senin için, oynardık. İşim var, çok işim var bu akşam. Sonra, olur mu? Tamam, senin için sonra giyerim o zaman. Tabii giyersin artık benim için. Sağlık olsun. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler de kullanın. Yatırma. Nakit yatırma, evet. Fiş istiyor musunuz? Hayır. Oğlum çok soru sordum be. Parayı göze koyun. Parayı göze koyalım. Evet. Allah'ım çok şükür sana. Onaylıyorum. Alo. Larry. Nasılsın güzelim? Hiç iyi değilim. Sen gelmiyorsun. Allah olur mu? Ben de iyi değilim. Ondan gelmiyorum Larry. Sen gel bana. Ben seni iyi yaparım. Öyle mi diyorsun? Yesin dersin. Yok yok, gelemem ama ben ya. Gelemem. Yok olmaz. Bir ara uğrarım ben. Bir daha gelmeyeceksin. Anladım ben. Ya saçmalama, olur mu öyle şey? Kesin geleceğim. Şimdi bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Sen canını sıkma, ben yakında geliyorum, tamam? Tamam Harun. Daha fazla konuşmayalım. Görüşürüz, hoşça kal. Allah Allah. Vay vay vay. Elbise de yakıyor ha. Fıstık gibi olmuşsun ha. Kız,
Kim aldı sana bu elbiseyi? Sen aldın. Kim aldı? Sen aldın. Yakışmış mı? İyisinler. Yakışmış, yakışmış. Maşallah süper olmuşsun ha. Harbi mi? Harbi. Bak laflara bak. Harbi mi diyor bana. Harbi. Tam sarışı bomba olmuşsun ha. Oynayalım mı? Yok daha okulama gelmedi şimdi. Daha yeni. Dur bakalım. Ne zaman gelirsin? İşte bir iki bira içeyim öyle gelirim ya. Çabuk gel ama. Güzel oynuyorsun sen. Sen beni özledin mi? Özlemez miyim ya? Çok özledim. Aa. Emre. Elini kıvır biraz. Çok düz dans ediyorsun. Biz de böyle işte. Bir sağa bir sola o kadar. Daha önce dans ettin mi hiç? Daha önce? Ankara oynama söyledik işte beraber seninle. Öyle dans değil. Böyle dans. Ha. Az yani işte. Bir iki falan öyle o şey. Getirin lan onu. Bulun getirin o şerefsizi. Götürün oraya geleceğim. Geleceğim ben. Alo. Canım nasılsın? İyi işte iş güç. Sen nasılsın? Dün akşam beni çok kırdın ama. Ya Larisa bak, o ortamlar bana göre değil ya. Vallahi yani ben o ortamlarda çok tehlikeli oluyorum. Hiç gereği yok. Ama ben seninle bu akşam bir yere çıkarız diyordum. Nasıl benimle? İkimiz, baş başa. Evet, seni çok özlediğimi fark ettim sen gelmeyince. Allah Allah. Sahi mi? Tabii. Hem sen herkese benzemiyorsun. Artık bir tek seninle birlikte olmak istiyorum. Bir tek benimle. Tek benimle. Ya tamam sen şey yap kapat telefonu. Tamam şey yap ben tamam geleceğim hadi. Ah vallahi o arıyor bak. Alo Lalo. Lalo bu. Tövbe ha iyiyim. Ankara'ya işte yarın akşam falan gibi döneriz. Ya işte Behzat amirim bu Ercüment var ya, onu bir yakalasın. Şşş, lan kız Ercüment'i nereden biliyor oğlum? Oğlum biliyor ya, ben ona her şeyi anlatıyorum. İyi b**yon oğlum, iyi b**yon. Dur Laro, dur. Dur ben bir aşağıya. Heh, tamam şimdi müsait. Ha, oldu. Şey oldu ya. Galata Köprüsü'nden balık uzattılar, ölü. Gel dışarıda ağla bari biraz. Ya Larisa bir derdini söyle Allah aşkına. Ya halledilemeyecek bir şey değil herhalde bu. Halledemezsin. Nereden biliyorsun? Sen bir söyle ben halledip halledemeyeceğim ona göre söylerim. Söyle. Kimse halledemez. Bir anlat hayatım, hadi bir anlat. Kurtulmak istiyorum bu dünyadan. Hangi dünyadan? Buradan. Bu hayattan kurtulmak istiyorum. Tamam. Gel Akbaba'ya gidelim. Hani burada tanıştırdım ya böyle tatsız şeyler yaşadım. Ha? Ona gidelim, beraber yaşarız. Olmaz mı? Bu kadar kolay değil. Niye? Senetlerim var. Onlar ödenmeden bir yere gidemem.
Ne kadar senetleri ya? 3.000 lira. 3.000 lira. Tamam. Tamam, ben onları halledeceğim, tamam mı? Sen hiç kafana takma. Nasıl halledeceksin? Sen nasıl olduğunu boş ver. Sen hiç kafana takma. Sen burada otur. Tamam. Nerisi? Ağlama. Ne olur ağlama. Tamam mı? Ben geliyorum ona. Dur lan. Bir dur. Bana bir bak. Bana bir bak. Oğlum, bana bir bak. Tamam, halledeceğiz lan. Halledeceğiz. Ya bırak lan oğlum. Bir dur. Karı gitmiş de zorluyor. Nereye gitmesin lan? İçeride saklıyorlar beni. Saklasın lan. Harun senden. Harun bana bir bak. Bana bir bak. Sakin tamam. Gel. Ben halledeceğim abi. Gel sen. Gel abi buraya. Harun! 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 Bir dur. Sen yürüyün lan. Ne oldu lan sayın? Harun. Amirim geldi. Amirim geldi. Gülecek. Ne lan? Abi sen niye geldin ya? Biz hallederdik. Oğlum ne oluyor lan? Ya bunun içeride karı vardı ya, neydi? Lakişsa mı? Karın neden neyse. Ya işte bu karı demiş ki, benim demiş buradan kurtulmam için paraya ihtiyacım var demiş. İşte bu da seviyorum meviyorum ayağı yapmış buna. Bu geri zekalı da. He. Abi şimdi bana anlattırma ya. Kendisi söylesin abi. La oğlum söyle la işte, söyle sen. Ya işte bu salak da gitmiş, annesinin bütün bileziklerini almış, kızın avucuna koymuş, tamam mı? Kız da buna işte seviyorum eviyorum ayağı, ben içeriden demiş senetlerimi alayım demiş, ondan sonra arka kapıdan vın. Abi bana karıyı göstermiyorlar. Kız içeride biliyorum abi, ama sen lan! Mekan önünde kavga yapmayın! La oğlum senin mekanını da lan! Adamını almaya gel dedin, almaya geldim. Onun kızına zarar gelirse senin ecdadını. Anladın mı lan? Yürüyorlar. Bak. Versene elini ver. Versene elini! Versene de söyle bana. Ne oldu kardeşim? Ayağını çekil! Versene! Eyvallah abi, sağ ol. Abi! Abi! Abi, lan. Abi Allah'ını aşkına! Karış canım koyuna lan! Yavru gel. Ben sana ne dedim lan? Ha? Ne dedim oğlum ben sana? Ne dedim lan? Abi! Kalk ayağa! Kalk! Bak, bu dünyada benim sevdiğim tek bir kadın var. Ona bir yüzük aldım lan ben. Belki benimle evlenir diye. Yarın bir gün belki bir daha verecektim o yüzüğü. O yüzüğü ben senin için sattım lan! Sana niye vuruyor biliyor musun lan? Ha? Yüzük benim ne değil lan. İhtiyacın olsun yine satarım. Bana bunu söylettin ya. İşte o yüzden vuruyorum ben sana. Lan! Kalk. Kalk lan, kalk. Benim kızım öldü lan. Benim kızım öldü. Bu dünya benim kızımı aldı. Ben seni evladım yerine koydum lan. Lan! Ama sen beni dinlemedin lan. Dinlemedin sen beni. Bu kadına inanma dedim. O seni dolandıracak dedim. Dedim lan! Dedim mi? Ben de biliyordum abi. Hiçbir şey getirmeyeceğini ben de biliyordum. Altınları kaçıracağını ben de biliyordum. Niye verdin lan o zaman? Niye verdin oğlum? Salak mısın sen? Beni sevsin istedim ya. Hayatımda bir kere bile olsa biri seni seviyorum desin istedim ya. Ya kardeş size dediydik ya, yerde yiyek diye ya. Ya oğlum öyle iyi ya, yumuşak oturuyoruz işte. Dur sana kırlent vereyim lan. Al. Yüzünü görelim değil mi? Al. Sıfatında bir şeye benzesin. Aga nereye gitti lan? Eve gitti o eve. Harbiden eve mi gitti acaba ya? Bu aralar kaybolup duruyor ya. Oğlum bak bu Alp'e bir şey yapacak dediydi dersiniz lan. Ha? Yok oğlum lan. Ocakta tamamen kapattı. Eve gitti, banyo yapacağım dedi. Banyo yapıyordum. Akbaba şunu bizim kanala getir bari ya. E orada zaten. O zaman biraz ses ver bari. La oğlum telsizi duymuyorum ya.
Ya oğlum az biraz ses aç da duyalım bari ya. Ne sıkıntılı bir adamsın Allah sen ya. Şu kadar açıyor da var ya. Sen bana ne söyleyecektin? Bak Eda, biliyorum bana kızgınsın. Ama ben seninle eskisi gibi olmak istiyorum tekrar. Selim. Ben de senden hala hoşlanıyorum. Hoşlanmıyor değilim. Ama senin bana birazcık zaman vermen lazım. Çünkü sen artık güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum. Eda, beni anlayacağını düşünüyorum. Yani biliyorum bir hata ettim ama affet demiyorum. Çok bunalımdaydım. Kendimi yalnız hissediyordum. Bir de sen bana uzak durdun o aralar. Bir de suçu bende mi arıyorsun Selim? Yok hayır, seni suçlamıyorum. Yanlış anlama. Ama birbirimizi bu kadar seviyorsak bence daha fazla zaman geçirmeyiz Eda. Geçiriyoruz zaten Selim. Tamam. Ama ben daha fazla zaman geçirmekten bahsediyorum. Nasıl yani Selim? Eda, ben seninle ciddi düşünüyorum artık. Nasıl? Komiserimizin özel ricası efendim. Teşekkür ederim. Selim. Eda, benimle evlenir misin? Kuruyemiş bitmiş. Bak baba, bir kuruyemiş doldu oraya. Hadi. Kalk git al oğlum. Mutfakta var. Oğlum sen benden daha hafifsin. Uçar gidersin hadi. Allah Allah. Buzaya bak la. Hiçbir şey istemiyorum lan senden pislik. Ben oldum. Sevgili dinleyiciler, şimdi size bir istek parça çalacağım. Biliyorum radyomuzun sıkı takipçileri, özellikle de meslektaşları bu saatte nereden bu istek diyorlardır ama bu çok özel bir durum. Az önce teyit mesajı da geldi ve sözü fazla uzatmadan sıradaki parçamızı şu anda evlenme kararı alan cinayet büro komiserlerinden Selim ve Eda için çalıyoruz. Selim ve Eda'yı dinliyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Dikkat etmeyin. Lan Selin'le şey dedi, Seda dedi ya. Selin'le Seda dedi lan. Lan oğlum ikisi de kız ismi lan. Oğlum Selin ve Eda dedi işte o. Nasıl, yüzüğü beğendin mi? Çok güzelmiş. Çok aradım biliyor musun? Çok şaşırttın beni Selin. Ben artık sensiz olmak istemiyorum. Ben de seni bu kadar ciddi düşündüğünü bilmiyorum ki. Ben de senden başkasıyla yapamam ki. Hadi Selim'le Eda demiş de olabilirler de değildir ya. Yanlış anladık lan. Ya nereye yanlış anladık benim? Bayağı Selim ve Eda dedi. Duydun mu işte ben lan? Uyduruyor muyum? Ne? Yok kardeş, başka bir şey dedi lan. Biz karıştık. Nereden? Kısık zaten sesin lan. Ya inşallah. Ben şimdi onu nasıl öğrenirim bak. Ben de numara lan dedi işte dedi, sana ne? Ya neyi dedi? Sana olur, ne? La olur mu ya? Ne olur mu ya? La oğlum Selim ne? Eda dedi la Selim. Sana ne sana? La Selim Eda daha ne sana ne? Alo. Ha, polis radyosu. Ben de polisim. Ben cinayet bürodan Harun Sinanoğlu, komiser. Ha. Kardeşim ben şey soracağım, daha demin bir radyodan anons geçti. O anonsta bu çalan şarkı kime gitti? İsim. Şöyle bir yapma ya. Yorgun ya, ağzımızın tadıyla bir şeyler yiyoruz ha. Akan sudan. Yemin
ben yok bir şey bu. Daha çok yorgunsun, yalnızsın. Damla kadar. Vallahi ya. Hadi. Gül içinde yalnızsın, aşka dönecek gibisin. Gözlerinde atıyor kalbin, ne bir Eylül akşamında. Arıza falan çıkarma oğlum sakın. Valla duyduk oğlum bir şeyler. Yürüyorsun. Tamam. Gitti. Ne oldu ki? Aşık olacak gibisin. Boş. Gözlerinde atıyor. Tövbe estağfurullah ya. Eda, tebrik ederim. Vallahi çok sevindim. Kardeşim benim be. Allah bir yastıkta kocasın. Abi sen nereden duydun ya? Biz kimseye bir şey söylemedik ya. Polis radyosundan duydum oğlum. Daha kime söyleyeceksin ya? Mal çocuğu. Radyodan ilan etmiş, nereden duydun diyor da. Hacı bir sus artık ya. Ne yapıyorsanız yapın, tamam. Biraz edelim. Allah tamam neredesin? Gel ben de, gel. Gördüm. Ne var? Niye geldin? Harun. Bir şey diyeceğim ama bana kızma. Söyle kızma. Zeynep kardeşini Bilal oğluma istiyorum. Kaç parası? Ne bu? Pervin teyzenin kızı. Meliha. Nasıl, beğendin mi? Niye ben beğeniyorum ya? Bana ne? Oğlum bir yerde konuşup buluşsanız iyi olmaz mı? Allah Allah. Ne konuşacağım anne ben tanımadığım kızla ya? Şöyle havadan sudan girersin. O da bekar senin gibi. Bankacı. Ne tatlı kız ama değil mi? Sen nereden buldun bu vesikalı? Nereden bulacağım oğlum? Kızın annesi verdi. Sen vesikalı yarım mı olsun istiyorsun benim? Tövbe de be. Ne biçim laf o öyle? İyi al. Bir de şöyle bir boydan çektirsin bakalım. Bir enine endamını görelim. Şişko mu değil mi? Tamam. Ayrıca bunun yüzünde Photoshop rötuş mötuş var. Öyle istemem ben. Tamam, söylerim. Rötuşsuz boydan çektirirler. Ha? Ya Allah Allah! Anne şaka yapıyorum, ne rötuşu ya? Git! Daha boydan rötuşsuz diyor ya. Tanımadığım kız, ne konuşacağım ben onunla? İki gün sonra yüzükleri takacağım lan. Ha, biliyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ha. Biliyorum. Selim'e ettiğin her laf karısının yanında edilmiş laf olacak. Müstakbel karısından bir daha evlenmedi. Ne fark eder lan? Ne fark eder? Hiçbir kadın gözünün önünde kocasının küçük düştüğünü görmek istemez, erkek hiç istemez. Selim benden ne koca olur ama, değil mi? Olur olmaz lan. Sana ne? Onların bileceği iş. Bundan
Bundan sonra Eda'ya yan gözle bakma bitti Harun. Anladın mı lan? Eskiden bunlar sevgiliydi. Kendini tutamıyordun. Bir resmiyeti yoktu. Ama şimdi ters bir hareket yaparsan karşında beni bulursun lan. Bakmam. Bakmam abi artık. Bitti. Yüzüğü sen takacaksın yani, öyle mi? He. Ben takacağım. Oğlum, bakma lan bana öyle. Şşş. Eda rica etti lan. Eda, benim kızım sayılır lan. Ne deseydim ona? Yok takmayacağım mı deseydim? Ya sen böyle konuşuyorsun ya. Bir şey oluyorum ben ya. Bir şey saplanıyor gibi oldu vallahi abi. Harun. Oğlum. Bak. Topla lan kendini. Topla, tamam mı? Tamam ya. Aman sanki şey mi bana. Tamam abi, söz veriyorum bundan sonra gayet neşeliyim. Bak hiçbir şey benim moralimi bozamaz. Abartma lan artık, abartma. Oku vallahi öyle. Bak görürsün. Dünyanın sonu mu ya sanki, neyse bana Allah. Hadi. Nasıl arz ederdim garip halimi. Eda bir şey soracağım ya. Biz şimdi emniyette gidebilir arkadaşlarımızı nişana çağırmayacak mıyız? Bence gerek yok. Nikah çağırırız. Nişan sade olsun dedik, sade olsun. Şimdi kimler geliyor akşam nişana? Ailelerimiz, yakın arkadaşım Ayşe ile Necla. Bir de bizim cinayet büro. Kendi aramızda bir nişan işte. Çok güzel. Ne oldu ya? Biz geldik diye mi sustunuz böyle? Şşş Harun. Oğlum sabah sabah arıza çıkarma lan. Ya yok oğlum, ne arızası ya, Allah Allah, o devir bitti gitti. Bundan sonra gerilim merilim yok, herkes rahat. Bitti gitti. Kardeşim, tebrik ederim. Daha önce tebrik edemedim, kusuruma bakma. Allah mesul etsin. Eyvallah. Ne yapıyor la bu? Ne bileyim lan ben. Eda, seni de tebrik ederim. Teşekkürler. Allah tamamını erdirsin. Oğlum akşam çok içtiydi. Hala ayılamadı mı lan acaba? Olabilir ha. Saçma sapan hareket ediyor. Hadi ben bir çay alayım lan bir de. Üstüne bir de çay içeriz ha. İçeriz değil mi? Herkes içiyor. Komiserim şaka yapmayın ya. Ben çayları bir kapıp geleyim. İyi hadi kop. Kop. Çay içiyorsun mu? Yok, yazılı ifade verecektim. Tamam, senin işe zaten karakol bakıyor. Sen otur. Çayını iç, sonra ifadeni verirsin. Tamam. Hadi. Ceva fırla. İşte budur ya. Sen niye durdun lan? Hiç. Oğlum geliyor mu gelmiyor mu? Ben şimdi... Ben ne lan, ben ne? Ben ne? Bak oğlum, gelip arıza çıkaracaksan eğer hiç gelme. Yok ya, ben bir fena aldım ya. Nasıl fena oldu ya? Şimdi cinayeti falan da çözdük ya, böyle bir boşluğa düştüm işte ya şimdi de. Şimdi Selim'le Eda'nın yani nişanına gidiyoruz, öyle mi? He. Yüzüğü de sen takacaksın. He. Niye sen takacaksın? Ya oğlum durdun, şimdi mi aklına geldi ha? Yok ya, bu o, hep aklımdaydı benim zaten de. Değil. O zaman sen bu akılla hiç gelme lan. Hiç gelme sen. Hadi lan hadi. Tamam ben gelmiyorum ya, siz gidin. Hadi. Hoş geldin Harun. Merhaba. Merhaba.
Buyurun amirim. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ ol Eda. Afiyet olsun, Cennet. Ben anlayayım Eda. Ya içemiyorum ben. Harun komiserim aslında. Komiserim buyurun. Amirim konuşma yapmayacak mısınız? Konuşmayı yapalım. Konuşmayı yapalım. Evet amirim. Evet. Evet. Eda ile Selim cinayet bürodan bizim arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. Ben bu gibi durumlarda nasıl konuşulacağını pek bilmem. Ama madem böyle bir şey geldi, biz de yapacağız. Burada toplamamızın amacı malum. Eda ile Selim birbirlerine karşı hissettikleri sevgi ve saygıyı evlilik çatısı altında birleştirmeye karar vermişler. Evlilik iyidir aslında. İyidir. Yani becerebilirsen iyidir. Ben beceremedim. Evet, gençler bu hislerini aileleriyle paylaşmış, onlara açmışlar ve evlilik kapısı açılmış. Bana da böyle bir görev vermişler. Biz de elimizden geldiğince bunu yerine getireceğiz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hayırlı uğurlu olur. Evde hasta falan mısın? Kızım konuşma. Git bana yarım ekmek hazırla. Hadi acelem var. Kızım hadi hazırla. Hasta filan değilsin değil mi kuzum? Yok, nane anne. Limon kaynatayım mı sana? Yok anne yok, iyiyim ben. Hadi kızım durma, hazırla hadi. Ya benim işim var gücüm var ya. Ben hazırlayayım evladım. Hayır anne. Aslı yapar. Ya adama bak ya. Selam veriyoruz, borçlu çıkıyoruz. Olacak iş değil ya. Kızım hadi hadi. Hadi. Annesi, oğlum. Senin bir derdin mi var? He var. Sen bir şurada bana bir vesikalı fotoğraf gösterdiydin, hatırlıyor musun kızım? Evet. Onun boydan fotoğrafını istediydim ben. Çektirdi kuzum. Profil de çektirmiş. Dur getireyim bak. Abi. He. Salatalıkta koyayım mı? Koy. Şş, Aslı. Ekmeğin büyük tarafını bana hazırla, tamam? E tamam. Kalanı da kendime yaparım zaten. Bak yavrum. İşte burada. Profile de bakayım. Nasıl? Beğendin mi? Allah için güzel kız. Hem kibar da. Ağzı var, dili yok. Tamam, bu hafta istek bunu hadi. Gerçekten mi? He, gidelim istek, ne yapalım? Hadi. Yani şimdi annesiyle konuşayım mı ben? Konuş. De ki benim oğlum poliste, inanılmaz iyi bir işi vardı. Sırtını da devlete dayadı. Hiçbir şey de yok. Selim şuna bak, şahane. Güzelmiş ya. Ama bak bu da fena değil değil mi? Ya zevksiz misin Selim? Onun neresi güzel Allah aşkına? Özkan Öz! Ne yapıyorsun devlet dairesinde? Sana ne ya? Ya tamam Selim, uzatma ya, boş ver. Vallahi ayıp, ayıp oğlum, ayıp. Yasal işlem başlatırım hakkınızda. Ya Harun bir yürü git Allah aşkına ya. Ya oğlum daha ne bana artı tarzı dayılar yanında? Polissin oğlum sen, devlet dairesinde burası. Harun! Oluyorlar! Sabah sabah! Abi bunlar devlet dairesinde ahlaka mugayir hareketler yapıyorlar ya.
Amirim yok öyle bir şey. Amirim uyduruyor. Lan niye uyduruyor lan? Lan oğlum! Ağzının ortasına çakacağım şimdi. Geç odaya, geç! Yürü! Gerizekalı. Sen de şunları kaldır Eda. Sen de git bir bak bakalım ben gelmiş miyim? Otur demedim lan. Git dedim bir bak bakalım. Ne oluyor ya sabah sabah? Şşş! Eda! Asma kızım sen de suratını sabah sabah ya. Herkese günaydın. Vallahi acayip trafik vardı ya, çok zor geldim. La bir sus oğlum ya, bir sus ya. Geç otur şuraya. Sen ne dedin lan kızı? Ya bir şey demedim ya. Senin Eda'yı öpüyordu işte o. Ne oğlum öper de sever de sana ne lan, nişanlısı değil mi? Tamam da abi burası da devlet dairesi yani. Her şeyin bir raconu var. Sen mi keseceksin lan buranın raconunu? Dangalak! Ondan... Cevap verme lan bana. Cevap verme. Arıza çıkarmayacaksın demedim lan ben sana. Ya bana ne ya zaten ben evleniyorum yakında aman. Ne oğlum? Sen iplemiyor musun beni? He? Ne alakası var abi ya? Nereden çıkarttın? Bana bak oğlum. Seninle başka türlü konuşmasını da bilirim. Fazla zorlama. Anladın mı beni? Tamam anladım. Ben şu elini bari bir öp. Gerizekalı herif. Lan zor zaman geçiriyorsun dedik. Hani biraz ilgi şefkat gösterdik. Tepemize lan sen. Bak oğlum. Eğer beceremeyeceksen seni başka bir tarafa aldırayım ben. Neyi becer... Ben beceriyorum. Niye be... Olur mu abi böyle şey ya Allah Allah. Bu ahlaka mugayir davranışları hayalet akbaba yapsa da ben aynısını yapardım. Bir çay getir lan bana. Harun Bey. Buyur. Ya pardon ben çıkaramadım ama. Ben Meliha. Meliha. Bizim Meliha. Pardon ben bir şey olunca birden şey yapamadım ama. Merhaba. İsterseniz kendimizi tanıtmayla başlayalım. Olur. Ben 30 yaşındayım. Ankara güçlü. Polisim cinayet büroda. Yani katilleri yakalıyoruz. O yüzden mesai saatim yok. Bekarım. Annemle babamla yaşıyorum. Evim arabam yok. Arabam var, şey arabam var. Emniyetin arabası var. Yani emniyetin arabası dediğime bakma, 24 saat kendi arabam gibi bir arabam, öyle rahat ettiğim bir araba. Yani kimse karışamaz o arabayla bana, hani kimse değil, amirim bile karışamaz o arabayla, öyle bir araba. Benzin de zaten aynı şekilde yine emniyetten. Yani o yüzden istediğim yere gitme şansına sahibim mesela. Yani ben buradan çıkayım, yani bir Allah'ın kuluna sormadan işte Bodrum, Dalaman, Kuşadası gibi abartmak istemem de öyle. Yani yine de Şerefli Koçhisar, Polatlı, işte Ayaş, Mamak, oraları çok rahat yapabilirim. Belki bilmek istersin diye şey yapayım. Yani 6 yaşından beri ben sabahları bayram namazına giderim mesela. Yani bayram olduğu zaman bayram namazına giderim. Babam zorla götürdü o bayram namazına da ben pek gitmek istemezdim de. Sonra da bir alışkanlık oldu. O devam etti gitti.
Şimdi ben babamı zorla götürtüyorum, şey yapıyor. Ya ben kendimi eksi artı ya da iyi kötü diye değerlendirmek istemiyorum esasında. Sonuçta neticede insanız hepimiz yani. Ama herkesin de belli bir hayatı var. Şimdi mesela benim hayatımın çevresinde de kadınlar oldu. Aynı zamanda yani bu konuya da girmek isterim. Mesela komiser yardımcısından tut, bir pavyondaki konsomatris. Yani çeşitli duygusal bağlantılarım oldu ama hani... Ya da içki konusu da aynı şeyde. Yani ben birasından rakısına, rakısından şarabına, şarabından tekilasına kadar hepsini denemiş. Sevdiğim bazı içkiler var. Onları hep içtim ama yani artık içmiyorum. İçkiyi bıraktığımı söyleyebilirim. Yani sen bunları bil diye şey yaptım ben. Hani Harun Sinanoğlu bu. Bunların üstüne bir sünger çektik. Şimdi yeni bir hayat, yeni bir düzen işte. Benim için mühim olan nasıl tanıştığın değil. Yani tanıştıktan sonra o insana ne hissettiğin, neler hissettiğin. Siz dürüst birisiniz. Estağfurullah, kendi içimizde öyle şey bile var. Ben evde içilmesinden hoşlanmam. Tamam, evde içmem o zaman. Ama şöyle bir... Mesela dolabı açtık, bir tane... O çeviraç kapak bira ondan çıktı. Şansım onu içerken... Yani olmasa daha iyi. Ben pek hoşlanmam. Tamam o zaman, içki bıraktım ben ya. Hoşçakalın. Siz bir şey içer misiniz burada? Yani hani burada içki yeme, içme anlamında. Olur. Size de bakın. Sen beni tanıdın artık yani. İstersen biraz da sen kendin şey yap. Tamam. Ya... Sen... Babam mı kapattı? Babam ben 5 yaşında vefat etti. Başın sağ olsun. Sağ ol. Yok bana resim geldiğinde acıktı da saçları. Hani şimdi böyle görünce bir... Ben göndermedim onları. Annen almış. Eski fotoğraflarım onlar. Yani üniversiteden önce. Üniversite mi okudun? İngiliz dili edebiyatı okuyordum. Okula almadılar. Niye? Başörtülüyüm diye. Şey var, böyle peruklarınız var ya şöyle. Denedim. İnsanların bakışları rahatsız etti. Herkes bana bakıyormuş gibi geldi. Herkes bana bakıyordu zaten. Arkadaşlarım vardı öyle devam eden. Ben yapamadım. Ben o kadar güçlü bir insan değilim. Herkes bana bakarken o şeyi kaldıramadı. Tabii sizin işiniz de zor. Alo. Hı. Tamam. Tamam, ben geliyorum. Benim kalkmam lazım acil. Seni de bırakayım istersen. Ben kendim gitsem. Tabii. Ben kartımı vereyim de oradan. Burada komiser yardımcısı yazıyor da ben komiser yardımcısı değilim. Garson! Kalemin var mı kardeş? Komiser. Evet. Buyurun. Kolay gelsin. Çok memnun oldum. Ben de. Şu hesabı şey yapayım da. Buyurun. Hangisine gidelim? Valla bana hiç fark etmez. Sen hangisini istiyorsan ona gideriz yani. Ben senin zevkine güveniyorum. Buna gidelim mi?
Gidelim, tamam. Ona gidelim, tamam. Ben biletler aldım. Filmde alt yazılı ya. Şimdi oku. Film de güzel olsa bari inşallah. Her yere de doluştular. Sen ne diyorsun teyze ya? Yalan mı oğlum? Her yere doluşmadılar mı? Ha, her yere doluştular. Sen de her yere doluştun. Doluşmadın mı? Sen kimsin? Ben Harun Sinanoğlu'yum. Sen kimsin? Harun lütfen. Ya ne demek ya? Sana ne hakkı var böyle şeyler söyleme şimdi? Lütfen gidelim. Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Hayır efendim gitmeyiz. O kadar para verdik şey yap. Harun lütfen gitmek istiyorum. Hayır tamam. Korsanını alırız o zaman. İşte senin yüzünden korsanını alacağım yaşlı. Sonra korsandan alıp filmi evde izliyoruz. Sen ne yapacaksın? Neden sustun? Yok susmadım. Sen de sustun ya. Bak sen o sinemadaki teyzeyi kafana falan taktıysan hiç takma. Öyle teyzeler hep beni bulur. Onların derdi benimle yani, seninle değil. Ya onunla bir ilgisi yok. Ben bu tür şeylere alışığım. O yüzden dert etmiyorum. Ama sen biraz fazla etkilendin sanırım. Yani biraz hassasım bu konularda, evet. İstersen vazgeçelim bu evlilikten. Yok, olmaz. Kesinlikle olmaz hatta Melih'e, tamam. Ben seninle evleniyorum, tamam mı? Hiç dert etme sen. Seni benim yanımda kimse ezemez. Korkma, en kısa zamanda hayırlı bir iş içinde geliyoruz, haberin olsun. Harun, benim senden böyle bir isteğim yok. Ya beni yanlış anlıyorsun. Tamam, ben seni gayet iyi anladım, merak etme sen. En yakın zamanda geliyoruz hayırlı bir iş için. Ne haber Cevcim? İyidir komiserim, sağ olun. Harun. Buyurun Eda'm. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, konuşalım buyurun. Yalnız burada konuşmasak, baş başa bir yerde konuşsak. Baş başa konuşalım. Tamam, konuşalım baş başa. Konuşuruz. Buyurun efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Bak Harun, yanlış anlama ama benim aklımı kurcalayan bir şey var. Yani bunu benim sana söylemeden içim rahat etmeyecek. Söyle. Sen benim yüzümden evlenmiyorsun değil mi? Böyle apar topar. Selim'le biz nişanlandıktan hemen sonra. Komik ya. Gerçekten komik. Tebrik ederim, çok iyi. Komik olan ne Harun? Komik olan sensin Eda ya. Harbi bayağı komiksin ha. Kızım sen beni ne zannediyorsun ya? Ha? Bana söylesene, sen beni ne zannediyorsun? Ben sana en baştan yanlış anlama dedim. Neyi yanlış anlamayayım ya? Ha? Söylesene, ben neyi yanlış anlamayayım? Bir bana bak, bana. Sen kendini ne zannediyorsun? Bana bir söylesene ha. Böyle dünya senin etrafında falan mı dönüyor zannediyorsun ha? Böyle insanlar gelir, sana aşık olur. Ondan sonra sen onlara yüz vermezsin. İnsan da pişman olur böyle, üzülür, ne yapacağını bilemez. Onlar da hırsından pişman olur, gider bir başkasıyla evlenir, öyle mi? Hiç öyle düşünüyorsan öyle bir şey yok Eda. Ben sana söyleyeyim, hiç öyle bir şey yok. Ben gayet ciddiyim. Tamam mı? Sen bana üzülme ya. Sen bana niye üzülüyorsun? Sen bana üzülme. Anladın mı? Üzülecek hiçbir halim yok. Ben gayet iyiyim. Ben zaten bunu merak ettiğim için sordum Harun. Dünyanın merkezi olduğunu düşündüğüm için değil. Ben senin bir arkadaşın olarak seni merak ettiğim için sordum. Anladın mı beni? Çok teşekkür ederim arkadaşım. Çok sağ ol arkadaşım. İyi ki arkadaşımsın arkadaşım. Canım arkadaşım benim, çok sağ ol. Yaptıkların için çok teşekkürler arkadaşım. Git ya.
Efendim malumunuz. Hayırlı bir iş için geldik. Tabii efendim. Hay hay. Ben Melihan'ın amcasıyım. Babam burada olduğu için söz hakkımı babama bırakıyorum. Tabii. Efendim hayırlı bir iş için geldik. Ne? Meliha'yı istemeye gelmişler baba. Hangisi istiyor? Buna istiyoruz bey amca. Ne iş yapıyor? Polis. Komiser de baba komiser. Zaptiyeye kız vermem ben. Sakin ol, sakin ol. Bana da önce öyle söylemişti. Sonradan hallettik. Verir. Sen gir lafa iste. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Meliha'yı oğlumuz Harun'a istiyoruz. Ne? Çok güzel. Bir yastıkta kocasınlar, torunlarını okşasınlar. İnsanlar böyle arsız işte. Sen beklersin, o beklemez. Bir şey yapmaz, korkmayın, buyurun. Sana inanmıyorum Harun ya. Senin bu saatte burada ne işin var? Seni bekliyorum, gel. Bir şey yapmaz, korkma, gel. Bu vefalı. Ben burada seni bekledim. Niye bekledin? Bak, ben sözlendim gördün mü? Onu göstereyim diye geldim. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Ama burada ben buraya benden konuşmaya gelmedim Eda. Kimden? Ben senden konuşmaya geldim. Ben seninle sen hakkında konuşmaya geldim Eda. Senden o bir de senin nişanlından işte. Ne diyorsun acaba? Bak Eda, beni yanlış anlama tamam mı? Vallahi beni yanlış anlama. Ben buraya yalnızca arkadaş olarak geldim. Yalnızca arkadaş olarak geldim, arkadaş olarak da gideceğim tamam mı Eda? İyi, anlat. Bak o Selim seni bir kere aldattı, bir de aldatabilir, haberin olsun. İnsanlar hatalarından ders de çıkarabilirler abi. O Selim çıkartmaz! Bağır mı? Nişanlına dedim, özür dilerim ama o ders falan çıkartmaz, anladın mı? Ben gidiyorum. Dur Allah aşkına dur. Dur gitme, bir şey söyleyeceğim sana, ne olur. Bak Eda, ben çok ciddiyim tamam mı? Vallahi çok ciddiyim ben. 1,5 saatlik sözlüyüm, bunda da çok ciddiyim ama... Sen bana yüzüğü at de... Senin için atarım vallahi yüzüğü. Senin için ben parmağımı keserim Eda, yemin ederim. Harun yine başlama ya, lütfen ya. Burada bekledim ama ben. Burada bekleyen benim ama Eda. Ha? O Selim iki kaçıncı uykusunda? Artık doğru. Selim iki kaçıncı uykusunda? Nişanlını itliyorum, çok özür dilerim. Kafam biraz güzel, çok özür dilerim. Ama burada beni köpekler ısırdı. Köpekler ısırdı. Bütün köpekler beni ısırdı. Tek bu ısırmadı vefalı olan bu. Sen sabaha kadar sokaklarda böyle dolaşırsan seni köpek de ısırır, tinerci de bıçaklar. Ben ne yapayım artık senin için ya, ne yapayım? Ya kuduz olursam, ya kudurursam sen o zaman... Sen zaten kudurmuşsun. Şu haline bak. Gidiyorsun kızla sözleniyorsun, geliyorsun benim kapıma neler diyorsun ya. Ya işte ben de onun için diyorum. O kızın, o masum kızın günahını almayayım diye geldim kapına. Var mı artık, var mı? Masum kızın günahını almayayım diye geldim, son kez geldim. Yazık değil mi o kıza? Bana yazık değil mi ya? Allah'ım yarabbim. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Ben seni istiyorum. Aa, bağırma. Daha ben seni istiyorum, ne olur ya. Alkollüsün sen artık. Ne alkollüyü ya, ne alkollü? Ben alkollüyken de istiyorum. Çay içerken de istiyorum, ne bileyim. Kahve içerken de istiyorum, meyveli soda içerken de istiyorum. Ben seni hep istiyorum Eda, anladın mı? Ya ben seni istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum, anlamıyor musun? Kaç kere söyledim ben bunu sana? Bak bu yaptığını amirim duysa ne olur? Ya duysun ya. Amirim de duysun ya. Al amirim duysun ya. Yapma arıyorum. Ya. Bırak yapma. Arayacağım amirimi ya. Yerim durma, amiri. Durma. Tek bir şartla aramam amirimi. Beni neden istemediğini söyle.
Ben sana bunu bir kere söyledim. Ya ben senden hoşlanmıyorum. Ben senden hoşlanmıyorum. Daha ne yapayım ben? Gazeteye ilan mı vereyim? Ver! Git gazeteye ilan ver! Eda Akkaya Harun Sinanoğlu'ndan hoşlanmıyor de! Kalk git buradan. Gitmiyorum. Git çabuk. Git buradan çabuk. Git. Kalk git. Ben de gidiyorum. Öpeyim. Gidiyorum ben. Sen git. Gitme Eda git. Herifi. Gel. Gördün mü? Gördün mü beni? Kimse anlamıyor. Bir sen anladın beni. Gördün mü? Senin de tüyün dökülüyor ama Elif. Yani kara köpek bu tüyler ne ya? Şunlara bak. Senin için esinmedi mi davetiye? Yok ya. Benim içim esmesi önemli değil zaten Melih. Senin için esindiyse sorun yok. He söyle. Neredesin lan? Bir işim var şimdi onu hallediyorum. Ne oldu? İyi. Biz pavyona gidiyoruz şimdi. Gelir mi? Tamam kesin gelirim. Tamam hadi. Senin işin varsa ben eve giderim. Yok ya bir cinayet meselesi varmış da. Şimdi cinayet meselesi olunca da tabii gitmek lazım. Ben de aranan adamım tabii. Beni çağırıyorlar. Bunlara alışman lazım Melih. Haberin olsun. Tabii ki. Bence çok kutsal bir işiniz var. Yani ben çok saygı duyuyorum. Bak acelem varsa git sen. Ben eve giderim. Ya yok olmaz öyle şey. Hava karardı. Ben seni bırakırım. Ya çok önemliyse... Ya önemli değil de şimdi şöyle bir durum var. Mesela biz bir cinayet olur. İşte hemen olay mahalline gideriz. Orada bakarız falan. Kimleri görürüz, birileri falan vardır. Hemen o zaman işte toplanırız. Bir böyle grupça beyin jimnastiği yapıyoruz. Ben de o jimnastikte iyi olan bir adamım açıkçası. Çünkü ya beyin jimnastiğim iyidir. Katilleri bulurum. Öyle bir durum var yani. Peki. Tamam o zaman ben seni hızlıca bırakayım da. Tamam. Orhan Dinçel ve ailesi. Yazdın mı? Yazdım anne, yazdım. Hızlı hızlı söyleyebilirsin. Aa, düzgün düzgün yaz kızım. Okunaklı olsun. Oğlum. Hı. Sen liste hazırladın mı? Yok ya, niye liste hazırlayayım ben anne? Bana 5-6 tane zarf verin de ben onları cinayet bürüye vereyim, oldu bitti işte. Aa, olur mu evladım? Hiç olmazsa bizim hazırladığımız listeye bir göz atsaydın. Anne hiç atmaya gerek yok. Sen kimseyi unutmamışsındır. Kızım. Hı. Kapı. Ya öf ya, davetiyeleri yaz, kapıya bak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Melih, hayırdır? Hoş bulduk. Ben çağırdım oğlum. Sen çağırdın. Bugün Aslı ile dışarı çıkacaklar. Ne? Dışarıya mı? Aa, dün konuştuk ya kızım. Gelinlik bakmaya gideceksiniz ya beraber. Hmm. Unutmuşum. Kusura bakma. Şş, telefonu çalıyor telefonu. Masuman arıyor. Aa, Masuman arıyor. Kim Masum? Arkadaşım ya. Arkadaşım, benim arkadaşım. Bugün beraber gidelim mi gelinlik bakmaya? Aa, olmaz. Damat gelinliği önceden görürse uğursuzluk getirir. Yok, o öyle değil. Gelini komple önceden görürse uğursuzluk gelir. O nikahtan bir gün önce oğlum. Ben öyle şeylere inanmıyorum. İzin alabilirsen birlikte gidelim. Bak o zaman daha çok içmesinler. İşte izin alamam ya. Çok işim var benim bugünlerde Melih. Oğlum sen de damatlık bakacaksın nasılsa. Gidiverin bari beraber. Hah işte bak. Ben damatlık bakacağım. Ama ben bakamam. Çok yoğunum. O yüzden şöyle yapalım Melih. Ben sana zaten güveniyorum. Senin zevkine de güveniyorum. O yüzden ben sana bedenimin numaralarını vereyim. Sen bana da git damatlık al. Olur mu? Olur. Tamam olur, ben gidiyorum. Hadi kolay gelsin size. Gelmeni çok isterdim Harun. Ya işte ben de çok isterim de gelmemi. Ah öyle bir cinayet var ki şimdi. Bir saatliğine izin alamaz mısın? Bir saat. Tamam bir saatliğine gelirim bir. Tamam. 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 Hadi anne bir su içeyim ya. Ya bana da sürpriz oldu, ne yapayım? İşte öyle Asumancığım. Benim biraz işim var bugün. Yengemle gelinlik bakmaya gideceğiz de. Tamam mı? Sonra konuşuruz seninle. Hadi çok öpüyorum. Hoşça kal. Asuman. Asuman arıyor. Allah kahretsin ya bak. Lan dur. Tamam oğlum şaka yaptım ben şaka. Al davetiye. Benden sana cevap. Günaydın.
Ne oluyor lan? Bir davetiye de siz arkadaşlar, ikinize bir ha. Siz zaten karı koca gibi oldunuz iyice. Akbaba sen artı birsin. Saçlar. Sen de dengesizsin. Ne olmuş? Ona la ver bakalım. Boş mu hocam? Ha. Amirim yok mu? Yok, daha gelmedi komiserim. Ver. Alabilirsin. Al. Tarih belli oldu yani. He, oldu oldu. Nişan düğün bir arada yazıyor burada. Bir arada yapıyoruz ya. İkisi bir arada çıksın dedik. He. Vallahi komiserim, tebrik ediyorum. Allah bir yastıkla kocasısın. O ne öyle la, Allah bir yastıkla kocasısın falan. Ebeler gibi. Ha, karılarla mı takılıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şaka yaptım. Evet, nasıl inanıyor? Allah seni de bir yastıkla kocasın Cevacığım inşallah. Şişt, senin kız vardı, ne oldu oğlum? Acele et. Aa, gel biz de seni kutluyorum lan. Gel. Gel. Benim evlenme sen şimdi ha. Günaydın. Günaydın. Yastık. Alın ben abi. Eda. Ben sana şunu vereyim. Evleniyorum da. Şöyle davetiye vereyim. Ha. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne yaptın lan? Durum ne? Tamam ya, konuştu. Boğmuş herif. He. He. İlk başta boğuşuyorlarmış. Boğuşurlarken bunlar aynı şirkette ya. İkisinin de anahtarlığında b**k varmış. Anahtarlıklar yere düşmüş. Bu salak öldürdükten sonra kendi b**k yerine adam b**kini almış çıkmış. He. Vallahi şimdi bir şey içeriz ha. Cennet bizi bir... Ya Harun. Hata yapıyorsun bence. Cevdet kötü niyetli bir çocuk değil ki. Sen kendi hayatında çok doğru kararlar veriyorsun değil mi? Bana akıl verin, aklını alırım ben, hayal et. Hadi eyvallah. Hoş geldin abiciğim, buyur. Selamünaleyküm. Evleniyor musun? Ha, evleneyim de damat tıraş olmayacağım. Olur mu abicim damat tıraşı olmadan? Ya kardeşim ne kadar damat tıraşı? Sana 150 olur abicim. Ya damat tıraşı olmuyor, kol gibi s**t değil mi? E gelenek abi. Kardeşim damat tıraşı falan olmayacağım. Zaten saçım sakalım yok. Sen şu enseyi al yeter. Hanımlar nerede abi? Ne yapacaksın, onları da mı tıraş edeceksin? Tanıdık kuaför vardı, ucuza hepsini hallederdik. Hadi kardeşim şu enseyi al, hadi. Heyecanlıyım. Ben de. Sakız ister misin? Yok yok, istemiyorum. Benim tuvalete gitmem gerek. Kızlar! Ablanızla bir ilgilenin. Kardeşim benim ya. Ne yapıyorsun lan? Odada şekilmiş lan. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım? Arkadaşın düğünü varmış, ona geldik. Heyecan var mı lan, heyecan? Heyecan mı? Yok lan, heyecan meyecan yok. Şişt. Şundan bir fütçe heyecanını alır. Sarı koyma, koyma, koyma. Niye lan? Koyma, sonra içeceğiz. Kaldı. Oğlum heyecanını alır, çek bir fütçe. Oğlum düğün içkisiz kaldı şunu. Biliyorum oğlum düğünün içkisiz olduğunu. Allah Allah. Onun için getirdik zaten. Zaten içkili olunca fiyatlar katlıyormuş, biliyor musun? Şundan iç. Heyecanını alın lan. Hayal et, kaldır onu. Biri görecek. Ne olur kaldır. Yenge nerede lan? Biz tanıştırmayacağım oğlum daha ya. Ya o bir yere kadar gitti.
La siz gidin de biz masaya geliriz hadi. Tamam lan. Akbaba şuraya gidelim. Bu iyice hanım köylü olmuş ha. Denişik bir şey olmuşsun sen, ben diyeyim sana. Hadi şu suratını bir yıka lan. Kireç gibi olmuş. He. Şişt lan. He. Eda geldi mi? Yok gelmedim. Yürü yürü. İç şundan biraz. Tamam eyvallah. Sayın davetliler, çok kuvvetli alkışlarınızla çiftimiz geliyor. Hiç keyfi yok gibi ya. Ya oğlum bırak o gelsin ya. Adam bir gelir hoş geldin beş gittin bir şey der la. Bir dur la bir dur. Gidelim biz de bir konuşalım bakalım şimdi. Abi ben geliyordum niye zahmet ettiniz? Sen niye oturuyorsun burada böyle mal mal? He? Ayakkabı közeli ayağımı kesiyor abi yoksa gidecektim. Ha kesiyor. Neyin var oğlum senin la? Sıfatına bir baksana la. Ya oğlum iyiyim evleniyorum işte. Niye ruh gibisin? Ya yok ruh gibi falan değilim, mutluyum. Evet değerli konuklar, şimdi çok özel bir istek aldım. Ankara Cinayet Büro ekibini yavaş yavaş sahneye alalım. Damat Bey ile karşılıklı şöyle bir göbek atsınlar, olur mu? Harun Bey hazır mıyız? Ne? Bak orada Cevdet Salah var, gördün mü abi? Onu affettim, yüz verdim, başıma çıktı şerefsiz. Evet, karşınızda Ankara Cinayet Büro ekibi. Kılıç kalkan ekibi davet eder gibi ne la bu böyle? Abi yürüyün masaya gidelim. Kadın bizi oynatmaya kararlı ya. Yok lan bırak. Hadi. Abi dur. Dur dur. Dans edeyim mi? Dur lan siz oynayın ben oynamayacağım. Yok sensiz olmaz vallahi oynayın. Ya abi biliyorum zor günümüzdeyiz. Kimsenin eğlenecek hali yok. Vallahi benim de eğlenecek halim yok da. Ya hayata koymak için oynayak ya. Kardeşime bak benim ya. Koyalım mı be abi? Koyalım be abi. Yürüyorlar. Melia, Behzat amirim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Behzat abi. Hayalet, Akbaba. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biz de gidelim lan hadi.
Hadi abi. Ben de tebrik ederim Meliha. Teşekkür ederim, sağ ol. Arun, tebrikler. Çok teşekkür ederim. Gel Meli. Eda'nın parmağında yüzük yok. Niye yüzük yok söyle lan? Bak vallahi aslının yüzünü bir daha göstermem ha. Geçen gün dövemedim şimdi tam döverim seni. Niye yok lan söyle. Harun, hadi gel. Tamam ben geliyorum. Git sen Meli'ye geliyorum. Ben yalnız mı gideyim Harun? Yok tamam ben geliyorum tamam. İş bitti bu iş. Evlenme isteğiyle dairemize başvurmuşsunuz. Yapılan incelemede evlenmenize herhangi bir mani bulunmamaktadır. Bu isteğinizi misafirler ve şahitler huzurunda bir kez daha tekrarlamanızı isteyeceğim sizden. Meliha Caner, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmadan Harun Sinanoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Harun Sinanoğlu, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmadan Meliha Caner'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Allah benim belamı versin. Harun. Ne sordu lan sen Harun? Şşş, kime diyorum lan? Ne sordu sen Harun? Öğrendi. Yürüyün lan, yürüyün, yürüyün. Ulan Harun. Ulan Harun. Ben senin kafanın içine... Ulan. Şimdi abi Eda düğüne gelince şey oldu tabii. Ne oldu lan? Eda o sonra olacak la. Bu kızın nişanlığını bilmiyor mu dangalak? Abi biliyor biliyor tabii de. Aha orada. Nerede? Nerede la? Aha. Lan sus oğlum. Şş. Sen beni çek vur vur. Senin var ya, ben vicdanını senin vicdanını o kızı öyle oğlu orta nasıl bırakırsın lan sen? Yapamadım abi. Yaparım dedim yapamam. Lan oğlum, madem evlenmeyecektin, niye beklettin lan kızı? Oğlum, senin derdin ne lan? Senin derdin ne? Senin derdin ne lan? Söyleyeyim mi abi? Ben senin yüzünden oturdum o masaya. Ne benim yüzümden lan? Sen senin Eda'yı nişanlamadın mı? Ne alakası var lan? Herkes yapar abim yapmaz dedim işte ben abi. Ne diyorsun lan sen? Yok ben onun babası sayılırım, o benim kızım gibi. Ben takacağım yüzüğü başkası takamaz. Al taktın da ne oldu? Ayrıldılar yine. Ne diyor lan bu? Hayalet! Konuşsana lan! Selim ne yaptı lan? Sen söyle lan. Eda'yı gene aldattı abi. Nasıl lan? Sen takip etmiyor muydun? Ediyordum abi. Hani her şey temizdi? Hani her şey doğru düzgün gidiyordu lan? Anlat lan anlat! Abi ben Selim'i yakaladım. Ama gelip sana söyleyemedim abi. Yalvardı bana bir daha olmayacak dedi. Yapmayacağım dedi.
Sonra bunun takıldığı kız ofise geldi, Eda'ya her şeyi anlattı abi. Selim de oradaydı. Sen de bunu bana söylemedin öyle mi? Söyleyemedim abi. Harun'un da haberi yoktu. Sen biliyor muydun lan? Biliyordum abi. Sizin koyun lan. Abi. Abi deme lan bana. Bana abi deme lan. Abi bir saniye bir dinle. Abi deme lan. Abi. Lan. Sen lan. Lan. Hay be, helal olsun lan, size helal olsun. Bana söylemediniz ya, helal olsun harbi lan. Bu mu oğlum bizim kardeşliğimiz lan? Ha? Bu mu bir şeyler uğruna boşuna ölüme gidişimiz, bu mu? O zaman benim tutunacak dalım yok. O zaman niye size güveniyorum lan? Helal olsun lan. Yürü kardeş, yürü gidelim. Ya kardeş yürü. Bırak oğlum ya, daha ne? Sen de söylemedin, helal olsun Akbaba. Ben biliyordunuz, acı çektiğimi bildiğimiz halde söylemediniz, helal olsun. Kardeşim. Bak baba söyleyelim dedim. Ben istemedim. İyi b**k edin. Seninle bir daha gitmem ben. Lan gitme sen gitme. Çok sanki. Senin manyaklıkların yüzünden düştüğümüz duruma bak lan. Cevdet Tahsis'i de biliyorduk kardeş biz. Onu da söylemedik sana. Var mı lan mı diyeceksin? He? Gidin lan. Gidin. Vay be. Kardeş Cevdet Tahsis'i de mi biliyordunuz lan? Biliyorduk lan. Biliyorduk. Söylemediniz mi? Hiç beklemezdim lan. Sen de mi? Sen de mi lan? Ne demek lan ben de mi? Ne demek lan sen de mi ha? Ha? Hayatında bir kere artistliği bırak da düşün lan. Bir kere düşün lan ha. Bir kere düşün. Ha? Herkes haksız, bir sen haklısın değil mi? Herkes haksız, bir sen haklısın. Bu düğün salonunun orta yerinde bırakıp giderken o kızın suratına hiç baktın mı lan sen? Baktın mı lan? Şimdi ne yapıyor ailesi diye düşündün mü? Konu komşuya ne diyorlar diye düşündün mü ha? Ha? Yürü git lan. Yürü git, elimden bir kaza çıkaracağım. Benim sevgimi almadan, şarabından tatmadan. Niye geldin düğüne? Gelmeyecektim. Seni görmek istedim. Niye? Kendimi suçlu hissettim. Anlayamazsın. Niye? Benim yüzümden evlenip evlenmediğini bilmek istedim. Niye? Niye, niye? Söylüyorum işte Harun'un niye olduğunu. Sen kimsin Eda ya? Senin benim için ne kadar bir değerin var ki ben senin için niye evleneyim ha? Niye? Ben öyle hissettim. O kadar hislerine güvenseydin, gidip o Selim itilin. Harun, ben senin mutlu olmanı istiyorum. Bu evlilik muhabbetlerinden beri yüzün hiç gülmedi senin. Sana ne, sana ne? Ben anlamıyorum, sana ne? Gülerim, gülmem, sana ne, sana ne Eda? Çok mu ilgilendiriyorsun? Hayır. Sen düğüne gelmeseydin ben evli bir adamdım şimdi. Ya özür dilerim. Ben böyle bir şey yapmak istemedim Harun. Sen bana Selim'in gerçek yüzünü gösterdin. Ben seni anlamadım. Şimdi pişmanım, anladın mı? Pişmanım. Eda, niye geldin düğüne, niye? Ya ben sizi ayırmak için gelmedim Harun. Hata nasıl yapılır? Gözümle görmek için geldim.
Öyleyse mutsuzum, böyle de mutsuzum zaten. Git! Keşke gelmeseydin düğüne. Sen madem öptürmüşsün, neyi ima ediyorsun bana, neyi? Nereye gidiyorsun lan sen? Ha? Bırak! Ha? Bırak! Ha? Bırak! Lan! Hemşerim ne yapıyorsun oğlum? Ha? Bura mahalle oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Salonu çıkartıyorum. Ha? Oğlum sen ne? Lan ne çekiyorsun lan daha bura? Tamam, ne çekiyorsun lan? Hanımefendi siz iyi misiniz? Adın ne senin? Larissa. Manisa. Vay. Manisa. Öyle değil. Larissa. Ha Larissa. Alo. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sen kimsin? Aa, dün geceyi hatırlamıyor musun? Dün gece? Ha! Şey, neydin? Lepistes miydin? Neydin? Larissa. Sen ne güzel bir kızsın be. Kurtarayım mı seni bu hayattan? Sen kendini kurtar. Ha, sen beni kurtar olmaz mı? Daha önce dans ettin mi hiç? Daha önce? Ankara oynama söyledik işte beraber seninle. Öyle dans değil, böyle dans. Ha. Az yani işte. Bir, iki falan öyle o şey. Kurtulmak istiyorum bu dünyadan. Hangi dünyadan? Burada. Bu hayattan kurtulmak istiyorum. Oğlum ne oluyor lan? Ya bunun içeride karı vardı ya, neydi? Lakista mı? Karın nereden gelsin? Ya işte bu karı demiş ki, benim demiş buradan kurtulmam için paraya ihtiyacım var demiş. Ya işte bu salak da gitmiş annesinin bütün bileziklerini almış kızın avucuna koymuş, tamam mı? Kız da buna işte seviyorum meviyorum ayağı, ben içeriden demiş senetlerimi alayım demiş. Ondan sonra arka kapıdan vın. Bak lan. Larissa nerede Larissa? Larissa nerede? Larissa! Hoş geldin. Ne içersin? Bir şey içmeyeceğim. İç benden. Zaten senin görevin bu değil mi? Benim gibi malları kandırmak iç. Garson! Garson bir gel. Buyurun komiser. Sor bakalım hanımefendiye ne içiyor? İsterseniz ben bir şeyler ayarlayayım komiser. Bir sen ayarla. Sen niye çağırdın beni buraya? Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Ne anlatacağım bana? Altınlarını çaldım. Çok kötü bir şey yaptım. Sen benim hayat attın Larissa. İsteyerek yapmadım. Ya nereye isteyerek yapmadın ya? Paranı geri vereceğim sana. Verme, istemiyorum. Olsun, ben vereceğim. Ya verme, istemiyorum. Benim derdim altın değil. Sen beni gerizekalı yerine koydun. Sen beni mal yerine koydun, mal. Ben seni sevdim. Senin için bütün insanlara düşman oldum. Herkesi karşıma aldım. Sen ne yaptın? Çektin gittin. Hani beraber çıkacaktık dışarı? Çıkmak istemiştim. Yalan değildi o. Ne oldu? Sözümü kesme, dinle lütfen. Belki inanmayacaksın ama dinle sonuna kadar. Sana inanamadım. Yeni döndüm Ukrayna'dan. Orada annem var. Hasta. Ona para gönderiyorum ben. Ya bırak, yapma Allah aşkına, yapma yine ya. Bak, benden para isteyeceksen böyle şeyler söyleme. Adam akıllı bir şey söyle. Böyle şeyler söyleme, hiç gereği yok. Sözümü kesme lütfen. Dinle. Orada annemin ne koşullarda yaşadığını bilmiyorsun sen. Nasıl bir hayatımızın olduğunu, annemin nasıl bir yoksullukla savaştığını da bilmiyorsun sen. O 4000 liranın bizim için anlamını bilmiyorsun. Annem bir senede bile o parayı kazanamaz. Ama sana parayı geri vereceğim. Annemin ameliyatı için almıştım zaten onu. Ne ameliyat oldu annen? Hemoroid. Hemoroid ucuz ameliyat. Yol parasını da senden aldım. Altınlar zaten 4000 TL etti. Annemin ameliyatı, gidiş geliş, biraz da anneme bıraktım. Anca yetti. Şimdi bozdursan 6000 ederdi o altınlar. Annen nasıl oldu? Sağ ol, daha iyi. Geçen gün seni dövmeye çalışan adam kim? Patronun arkadaşı. Zaten o gece ben senin yanına geliyordum sana her şeyi anlatmak için.
Beni takip etmiş. Bu gece gene gelecekmiş. Onunla çıkmak istemiyorum. Sen o adamı dövdün ya, patron bana kızdı. Onunla çıkmamı istiyor bu gece. Biliyorsun beni zaten, ben çıkmıyorum dışarıya. Tamam yok, ben bırakmam artık seni. Tamam, sen benimlesin artık. Tamam mı? Nereye gidiyorsun? Patron sen misin? Evet. Kızı elimden almaya çalışan adam buydu. Hmm. Dur, dur, dur! Lan! 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 Ne yapıyorsunuz lan siz? Geç sen şöyle. Sen nereden çıktın lan? Şeyhan oldu. Ne yapıyorsun lan sen? Geç şöyle, gel! Neredeyse gel. Açın lan. Hoş geldin. Sevindim geldiğine. Ya herhalde boşuna mı aradım kendim kızım? Neredeler? Cinayet varmış ya işte. Kızım ne cinayeti, şaka yaptık ya. Ukraynalısın da şakayı da mı anlamıyorsun? Şakaydı o. Neredeydi bunları? Acaba bunlar biz böyle baş başa kalalım diye tezgah mı yaptılar? Yo değil. Gerçekten cinayet vardı, o yüzden gittiler zaten. Nasıl cinayet? Ben gitmedim. Gidecek misin? Gitmeyeyim mi? Bilmem, sen bilirsin. Şimdi ben siz yapabilirler mi acaba, onu düşünüyorum da. Yalnız kaldık değil mi? Evet. O zaman biraz daha düşüneyim ben. Sana yemek yapmıştım, yer misin? Bana yemek mi yaptın? Ne yaptın bana? 2 hafta bu. Ta Kiev'den tavuk mu getirdin sen? Yok öyle değil. Yani yemeğin ismi öyle. Ha Kiev tavuğu diye. Tamam ben yemek yiyorum hadi ya. Dur ben de geliyorum. Ha gördün mü, yanlış anons işte. Bir şey içer misin? Teşekkür ederim. İçiyor musun? Sağ ol. Lan oğlum evet ya da hayır de. Kızın zaten Türkçesi gıt, anlamıyor. Acı çektirdin kıza. Madem öyle bir şey içeyim o zaman. Herhangi bir şey içeyim yani, fark etmez. Cevdet. Bak bundan aslında haber olmayacak, tamam mı? Yok komiserim, siz merak etmeyin, söylemem. Amirim de haber olmayacak. Söylemem komiserim. Zaten bir gecelik değil mi? Ne tek geceliği lan ayı? Ne tek geceliği? Nereden çıkardın onu? Yarısı benim eskiden beri arkadaşım. Akbaba o yüzden beni istemedi. Ne o yüzden istemedi? Evde yatacak yer yok. Komiserim peki ben ne yapacağım? Eve gidemiyorum ki. Ben onu düşündüm. Sen şimdi bu evde kalmaya devam edeceksin. Ben Larissa'yı da alacağım, sen de kalacaksın, tamam mı? Eğer katil falan çevrede dolaşırsa da zaten karşısında beni bulacak, sorun olmaz. Tamam mı? Vallahi çok iyi olur komiserim. Bana uyar yani. İyi, tamam. Sen nerede kalıyorsun? Dikmen'de. Dikmen mi? Oraya da sözüm vardı da. Söz mü? Ne sözü? Kişisel bir söz. Larissa bak. Kahveyi de yaptı. Gel Larissa'cığım gel. Geç Larissa. Kendi evin gibi rahat et hiç. Cevdet gene mi yok? Yok. Bugün baş başayız. Ne oldu? Hiç. Ne
Ben şöyle geçeyim o zaman. Şurada bir şey mi var? Yok orada. Herkesin saçının şurada şeyi varmış gibi. Şöyle. Pardon. Efendim baba? Gelmeyecek misin lan eve? Yok baba, bugün gelemem. Oğlum, elin evinde kalınmaz. Kendi evine gelsene. Baba, bugün operasyon var. Operasyon mu? Evet, çok önemli bir operasyona gireceğim birazdan. Harun! Baba, şimdi operasyon başlıyor, ben girdim. O yüzden kapatıyorum, hadi. Ne operasyonu? Ya operasyon falan yok, şaka yaptım ben. Harun. Ben şey oldum. Ne oldu? Regli oldum ben. Televizyon aç. Televizyona bakalım. Gel yaslan. Larry. Larry. Hoş geldin. Vay be. Harbi aldım mı sıra alacaksın şu güzelliğe bak. Benim için mi süslendin kız? Çalışmaya gidiyorum. Nereye gidiyorum bu saatte? Pavyona dönüyorum ben. Yok ya. Larry saçma sapan konuşma, beni şimdi sinir etme. Ben seni kurtarmak için binlerce adamla dövüşeyim. Senin şu yaptığına bak. Biz bunu konuşmadık mı Larry'sa? Benim maaşım ikimize de yeter demedik mi? Maaşın ikimize yetmez Harun. Yeter. Azla kanaat edersen yeter. Gideceksin 100 liraya değil 10 liraya parfüm alacaksın. Ayrıca sen parfüm almasan da olur. Senin gayet güzel kokuyor zaten. Senin sorunun ne? Senin ailen var. Var. Çekirdek ailen var değil mi benim? Anlamadım. Neyi anlamadın? Anlıyorsun işte her şeyi bal gibi. Sen bir günde ne değişti bana onu söylesene. Senin için ev tuttum ben. Tutmasam da en azından ödünç aldım evi yani. Anneme para göndermem gerekiyor. Tamam. Ben yollarım. Ukrayna ucuz diyorsun. Haftada 50-50 yollarım. Ayda 200 yapar işte. Olmaz. Çalışmam lazım Harun. Hem patron zaten söyledi bir daha kimse rahatsız etmeyecekmiş. O patronun ben ta... Kesmiyorum komiserim. Biraz tuhafıma gitti de. Sen ilk defa mı geliyorsun lan? Evet. İyi, aferin. Bir daha görmeyin buralarda, karışmam. Karışmam? Karışmam, kızarım. Kızarım manasında karışmam. Neden kızıyorsun ki? Sen de pavyona geliyorsun ama. Larisacığım, benim geliş sebebim bambaşka. Şimdi bunları burada konuşmayalım, boş ver. Halletmemiz gereken daha önemli bir mevzu var lan. Hangi meseleymiş lan? La oğlum, amirim la, bu işin peşini bırakacak mı amirim? Hiç sanmam ya. Hangi konu komiserim? Ya neyi sanman oğlum ya? Oğlum birileri uğraşmasını istemiyor işte. Gerçi kimse istemiyor da o da ayrı mesele. Ha, düzgün meselesi mi? Ya oğlum tamam de sen amirimi tanımıyor gibi konuşuyorsun. Amirim ne zaman vazgeçti böyle bir şeyden? Ya oğlum bu aynı şey mi lan? Yok oğlum yok. Elimizde hiçbir şey yok. Hiç. Vallahi mi? Amirime söylediniz mi? Ya oğlum. La sen ne karışıp duruyorsun ya bu arada ikide bir? Bıt 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 konuyu bir türlü konuşamadık. Alo baba. Baba. Baba sesin tam gelmiyor. Müzik, evet müzik var işte. Pavyon baskınındayız baba, ondan. Ya baba yapma Allah aşkına, ben ne zaman yalan söyledim sana? Pavyonu basmaya geldik. Vallahi amirimle. İyi tamam. O zaman ben konuşayım da amirimden. Baskından ayrılayım ben. Tamam. Hadi. Babam arıyor. Ben eve gidiyorum ya. Vallahi babayı kandıramadık. Babayı alacağım mı? Gidişle de bakalım. Babayı mı alacağım?
Şimdi babayı alacak. Oğlum abu sabu konuşma, kız anlamıyor zaten ya. Şaka yaptı, şaka. Babayı alacak bir şaka. Ben bugün gelmem bir de. Larissa sen bugün Cevdet'e gitme, akbabalarda kal, tamam mı? Neden? Ben bugün gelemem işte. Sen Cevdet'te kalma o yüzden. Aklım sende kalır. Akbabalarda kal. Size emanet ha. Ben... Melia. Şerife'nin katilini yakaladık. Kimmiş? Bir tane kendini hoca diye tanıtan sahtekar var. Onunla zayıf. Biri dövmüş, öbürü de yalan yanlış ilaçlar vermiş. Bir de baba var azmettiren. Babayı da aldık. Bana niye söylüyorsun? Ne bileyim, senin arkadaşın diye söyledim. Ya Melia, sen de şurada birkaç dakika konuşalım mı? Melia, ben senden özür dileyecektim. Gerek yok. Yok, gerçekten birkaç şey söyleyip özür dilemek istiyorum. Ne diyeceğini biliyorum abi. Gerek yok. Bir şey söylemek zorunda değilsin. Yok, zorunda olduğumdan değil. Ben birkaç şey söyleyeyim, özür dileyeyim. Tamam. Söyle. Melio, nikah masasından sonra ben 20 kilo verdim. O kiloları niye verdim biliyor musun? Bilmiyorum. Çok üzüldüm Melio. Vallahi billahi ben de çok üzüldüm. Hiç seni öyle bırakıp gitmek istemezdim burada. Ama yapamadım işte ya. Ben hep kendime sorarım. Acaba ben iyi bir insan mıyım, kötü bir insan mıyım diye. Sen aklıma gelince ben kötü bir insanım diyorum. Ben birbirimizi evlenince tanırız zannettim. Zaten tanımıyorduk. Sen beni o nikah masasında tanıdın işte. Ben buyum. Sen o gün masadan kalkarken ne dedin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Allah benim belamı versin dedim. Ben Sarkan'dan dua ettim. Allah'ım ona bela verme. Onu ıslah et dedim. Melia, vallahi çok özür dilerim. Çok özür dilerim Melia. Ben vicdanımı rahat etmesini istiyorum. Anlıyorum abi. Herkes hata yapabilir. Kendini suçlu hissetme. Anlıyorum. Cevdet evden atılmış. Ha. Yani evet. Sen nereden duydun? Dede söyledi. Aslı ile araları da bozulmuş. Cevdet başka bir şey söyledi mi? Ne gibi? İşte niye evden atıldığına dair bir şeyler falan. Ha, anlattı bir şeyler. Bu şeyden bahsetti mi? Senin bir arkadaşın varmış, Cevdet'te kalıyormuş. Ondan mı? Evet. Ha, anlattı bir şeyler. O iş hiç öyle değil. Uzadı da uzadı, öyle değil o iş ya. Hangi iş? Arkadaş işi. O kız bir kere benim uzaktan akrabam. Çok uzaktan bir akrabam, sarışın akrabam zaten. Aradı. Harun abi dedi. Ben bir süre Ankara'da kalacağım, bana ev bulabilir misin dedi. Ben de tabii bulurum dedim. İşte Cevdet'in evini ayarladık. Akrabansa niye sizde kalmıyor? Babamla babası çok kötü küstüler. Ailevi olarak bir sorunumuz var. Konuşmuyoruz kendileriyle. Bir tek ben görüşüyorum işte. Yani... Nasıl anlatayım ben şimdi? Herkes birbiriyle küs. Ben küslüğü sevmiyorum. Kız da beni arayıp Harun abi deyince... Ben dedim ki... Tamam dedim, gel dedim. Ev ayarlarım ben sana dedim. İşte... Gittik o evi ayarladık da ev sahibi öküzü anlattık anlamıyor. Sen konuşsaydın keşke ev sahibiyle. Ben de konuştum, anlamıyor ki. Sen niye bu kadar ısrar ediyorsun, ben de onu anlamıyorum. Ben? Evet, bu konu hakkında ısrar ediyorsun, niye? Hiç ısrar etmiyorum. Ben sadece muhabbet olsun diye sordum sana. Tamam, o zaman konuyu değiştirelim. Değiştirelim. Tamam. Saçların güzel olmuş. Yani
Ankara güç kötü. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben var ya sabahtan beri bir şey yemedim. Karnım çok açar. Bir tane simit yedim onlayayım. Sen aç mısın? Yok ben de bir şey yemedim ama aç değilim. Senin yüzün niye asık? İçeride konuşalım mı? Yok yok içeriye gerek yok. Sen söyle telefonda da söyledin zaten bir şey söyleyeceğim diye. Ne söyleyeceksin söyle. İçeride konuşalım Harun. Bak bu açılmıyor işte gördün mü? Olmuyor. Allah Allah. Ne söyleyeceksin söyle. İlişkimiz hakkında. Senin değil. Bacın açılmıyor da ne olmuş ilişkimize? Olmuyor Harun. Olmuyor işte böyle. Arada bunlar açılmıyor işte bak açılmadı işte. O değil Harun. Bana ayrılmak istiyorum. Nasıl ayrılmak yani? Niye ayrılmak? Sen niye ayrılmak istiyorsun ki benden? Ayrılmak istiyorum işte Harun. Poco Aslı'nın yüzünden falan ayrılmak istiyorsan boşuna dert etme. Bir daha sana bulaşmaz o. Ben hallettim onu. Hayır konu o değil. Ne o zaman konu ne? Neredeyse bana konuyu söyle. Konu ne? Bak ben senin için ne kadar büyük şeyler yaptım senin haberin yok. Şu ilişkimizi duysalar teşkilattan beni atarlar haberin yok. Ben senin için herkesi karşıma aldım haberin yok. Amirimi karşıma aldım, eşimi, dostumu, ailemi, arkadaşlarımı, herkesi karşıma aldım haberin yok. Amirim senin yüzünden beni dövdü haberin yok, ondan haberin yok. Hayret Akbaba durmadan benimle geçiyor haberin yok. Ben babama durmadan yalan söylüyorum işte bunlardan hiç haberin yok. Sen ne yaptın? Sen bütün bunlara rağmen benden para aldın, beni dolandırdın, gittin. Sonra geri geldin. Dedin ki yine beraber olalım, ben tamam dedim yine beraber olalım, yine beraber oluyoruz. Sonra sen yine benden para istiyorsun, ben yine para veriyorum, sonra sen yine ayrılıyorsun. Demek ki sen beni dolandırmaya geliyorsun buraya, bu kadar belli bu. Hayır seni dolandırmadım Harun. Ben o parayı zaten sana geri vereceğim. Parasını! Benim derdim para değil. Sen niye ayrılmak istiyorsun onu söyle bana. Olmuyor. Ne olmuyor ya? Olmuyor ne? Bilmediğin şeyler var. Bak o annenin mevzusu falansa, ameliyat bu falan olduğu o yalansa, yalan olsun. Önemli değil, ben devam ederim. Hayır, annem konusu doğruydu, başka şeyler var. Ya ne var, ne var? Bilmediğimi söyle bana, ne var? Ha? Ya biri seni tehdit falan mı ediyor? Tehdit falan ediyorsa söyle. Bak ben polisim, ben yanındayken kimse sana bir şey yapamaz. Söyle Larissa, öyle bir şey mi var? Hayır Harun. O zaman beni ikna et. Bana adam akıllı bir sebep söyle. Şöyle şöyle, şu nedenden ne ayrılalım olsa bitsin. Sevmiyorum seni Harun. Seviyorum dedi. Sevmiyorum. Neden hazır değilsin sen? Ben gitmiyorum. Bak güzelim. Adam bizi bekliyor. Sıkma benim canımı. İstemiyorum. Bak güzelim. Gitmiyorum dedim. Ne yaparsan yap. Senin... Yapma! 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 Sen bittin. Bittin lan. Come on.
Ne oldu? Buralarına ne oldu? Ne oldu? Harun. Ne Harun ne? Ne oldu? Ne oldu? Bana ne olduğunu söyle. Kızım sen niye kan içindesin? Yaralandın mı? Ne oldu sana? Hastaneye gidelim mi? Ben iyiyim. Ya bu kanlar ne o zaman? Yarışa ne yaptın sen? Yarısa sen ne yaptın? Sen ne yaptın ya? Ben ilk geldiğimde seni hafif dolandırdım Harun. Paralarını çaldım. Daha sonra bu adam başkasını dolandırmam için bana buldu. Ama ben sana geri dönmek istedim. Sen de daha çok para olduğunu söyledim. Ama bana inanmamaya başladı. Ben de senden alıp paraları ona verdim. Devamının geleceğini söyledim ama ikna edemedim. Tamam sus. Sus konuşma tamam. Ben seni daha çok görebilmek için senden para çaldım Harun. Bugün beni zorla birine götürecekti. Ben istemedim. Vurma dedim. Çok vurdu bana. Ben kaybettim kendimi. Ben bilmiyorum ne yaptım. Öldürdüm onu. Ne yapacağız? Düşünüyorum. Beni tutuklamayacak mısın? Benim seni tutuklamaya yetkim yok. Ben en fazla gözaltına alabilirim. Seninle biraz daha zaman geçirebilir miyim? Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Sabah olacak, beni unutacaksın. Unutmam. Boş ver. Ne yapıyorsun? Hayrettin babayı arıyorum. Neden? Yardım etsinler bana. Kimse yardım edemez. Bırak son birkaç saatimizi yalnız geçirelim. Onlar yardım eder. İlk defa başımıza gelmiyor bu. Arama kimseyi. Saat kaç? 2'ye geliyor. Çıkar beni buradan. Korkuyorum. Madem zorla kullanıyordu seni, sen niye bize haber vermedin kızım? Sizden korkuyordum. Benden mi korktun? Hepinizden. Harun'u bir kere dolandırdım diye bana iyi bakmazdınız. Hadi bu adamı bir kere dolandırdın. Niye bir daha karşısına çıktın kızım? Harun çok iyi bir insan. Onu gerçekten ben çok sevdim.
O adam Harun'u dolandırmamı istedi. Bir kere yaptım. Tekrar isteyince ben yapamadım. O da beni dövdü. Amirim, izninizle Harun'un kıyafetinden kan örneği alacağız. Lan! Otur, otur. Harun nasıl abi? Oturuyor da işte öyle. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Devam edeceğiz. Savcı dışarıda bekledi. Haliç. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun birader ya. Geçmiş olsun komiserim. Kıyafetlerinizi alabilir miyim komiserim? Kim gönderdi lan seni? Selim komiserim, amirim. O nerede? Dışarıda amirim. He. Sen çık dışarı. Olur. Ben de bak. Selim yavşağı iyice kaşınıyor ya. Valla. İfadesini alınmayan önce. Emredersin savcım. Ben böyle dünyanın tam ya. Aga cinayet var gene ya. Vay arkadaş, bir bitmeden biri başlıyor. Nasıl bir iş bu ya? Sen eve git lan. Şu üstünün halını değiştir bir. Sen de büroya geç lan. Emredersin. Biz de gidelim mi abi? Ya gidelim biz de hadi. Komiserim, müsait miydiniz? Hı. Bir ihtiyacınız var mı diye bir sorayım dedim de. Yok. Larissa'nın ifadesi alınıyor. Kim aldı? Eda. Tahsin müdür öyle söyledi. Kadın kadın olursa daha iyi olur hani. Geçmiş olsun Larissa. Beni hatırladın mı? Evet, hastanede karşılaşmıştık. Duyunca çok üzüldüm gerçekten. Şimdi benim senin ifadeni almam gerekiyor. Olur. Dün akşam neler olduğunu anlatır mısın? Türkiye'ye iş bulmak için geldim ben. Gelir gelmez bu adamların eline düştüm. Zaten onların da bizi getirme amacı burada ayarladıkları pavyonda bizi çalıştırmakmış. Kaçmayı çok çalıştım ama kaçamadım. Sürekli birini dolandırmak için beni kullandılar. Her sınır dışı edildiğimde soyadımı değiştirip buraya geri getirdiler. Tehdit ettiler. Onların dediklerini yapmak zorundaydım. Yoksa hep vurdu, dövdüler. Geçen sene Harun'u tanıyınca onu da dolandırmamı istedi. Ben kabul etmeyince onunla görüşmemi yasaklamaya çalıştı. Dün akşam da beni başkasının yanına götürmek istemişti. Ben gitmek istemedim. Gitmek istemediğim için beni dövdü. Ben sadece gitmek istemedim. Harun çok iyi bir insan. Onu çok sevdim ben. Ha, hayatımda tanıdığım en duyarlı erkekti. Benden faydalanmadı. Hiç öyle bir şey düşünmedi bile. Onun yanında çok güvende hissediyordum kendimi. O da seni sevdi mi? Harun ailesini çok sever. Ben ona layık biri değilim. Onu kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Uzaklaştırdım da. Ama dün ondan başkasını arayamadım ben. Gene Harun'a sığındım. Sabaha kadar benim yanımda bana sarılmasını istedim. Çünkü biliyorum bunları bir daha yapamayacağım. O zamanlar çok huzurluydu. Ama bunları yazma, olur mu? Harun'un başının belaya girmesini istemiyorum. Yok, yazmayacağım, merak etme. Zaten ifadeni ben düzenleyeceğim. Harun'dan bahsetmeyeceğiz. Sağ ol. Harun'u çok üzdüm ben.
Benim yüzümden gene başının belaya girmesini istemiyorum. Peki sen cinayeti işlemeseydin Harun'a ne olacaktı? Harun'la konuşacaktım ben. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyecektim. Ama birlikte olmayacaktım. Çünkü ben onu üzerim. Harun sadece mutlu olmak istiyor. Sevilmek istiyor. Sanki daha önce onu hiç kimse sevmemiş gibiydi. Beni unut Harun. Her şeyi yeniden başla. Her şey için sağ ol. Eda? Harun. Hayırdır? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye çağırdın? Otursana. Oturayım da... Dur. Al. Oturayım da bura çok soğuk ya. Burada insanın şeyi donar vallahi. Sessiz, sakin bir yer olsun dedim. Tam da soğuk soğuk. Otur. Hayırdır? Biraz konuşalım istedim. Ne oldu? Son zamanlarda ben seni böyle nasıl desem çok üzgünsün son zamanlarda. Evet. Bizim seninle daha önce konuşma şansımız çok fazla olmadı. Yo, oldu. Nasıl? Hastanede oldu. Ben bir gün hani bayılmıştım, sen geldin. Orada bir kilo muhabbeti oldu, sonra ben bir espri yaptım. Neyse, oldu. İşte şey... Ben senin hep yanındayım Harun. Beni ara. Yani sen istediğin zaman beni arayabilirsin. Efendim Hayalet. Tamam, siz gidin, ben gelirim. Tamam, siz gidin, ben gelirim işte, hadi. İşte bunlar yani, böyle şeyler. Bu kadar. Ne oldu ki? Neden susuyorsun? Yanlış bir şey mi dedim? Şimdi niye söylüyorsun bunları? Başıma böyle şeyler geldiği için acıyorsun mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun sen bana bunları? Ne alakası var Harun ya? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum. Sen benim için kaygılanma Eda. Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma. Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni... acımıyorum sana. Ya sen şimdi niye arkadaş olmak istiyorsun benimle? He? Şimdi niye arkadaş olmak istiyorsun Eda benimle? Ya ben senin için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen de biliyorsun, her şeyi yaptım. O sinemaya gittiğimiz gün hatırlıyor musun? Ben nasıl heyecanlıydım. Sonra sırf sen istiyorsun diye yes no kalmasın. Daha İngilizce öğreneyim diye gittim. İngilizce çalıştım 6 ay. Sabahları vokabları, akşamları gramer. Hala ya, hala senin gözüne gireyim diye o sarı Cevdet'le bizim Aslı'nın ilişkisine izin veriyorum. Sen ne yaptın? Ben bunların hepsini yaptım. Ben Harun Sinanoğlu olarak bunları yaptım. Peki sen Eda Kaya olarak ne yaptın? Ne yaptın bir söyle. Hiçbir şey yapmadın.
Ya senin için sevgisinden ölecek, her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin, gittin o senin malını sevdin. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı, sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin. Ya şeyi düşün, şeyi. Kapının önüne geldi bir gün naz yapıyordun bana, aşağı inmedin. O sırada geldi, köpekler beni ısırdı. Beni köpekler ısırdı ya. Sonra düğünüm. Düğünümde öyle çat diye geldin. Kala kaldım, seni gördüm, ondan sonra gözlerini süze süze bana baktın. Nikah masasını bıraktım be. Bıraktım gittim nikah masasını. Sen daha ne gidiyorsun? Şimdi gelmiş bana, ben senin için kaygılanıyorum diyor. Kaygılanma Eda. Sen benim için kaygılanma, merak etme. Ben başımın çaresine bakarım, sen benim için kaygılanma ama. Harun. Ya Allah aşkına bana başka bir şey söyleme. Vallahi sinirlerimi bozuyorsun ha. Ben gidiyorum. Vallahi sinirim bozuldu, ben gidiyorum. Hadi gel, seni de eve bırakayım. Gelmeyeceğim ben. Kızım nasıl gideceğim bu saatte akşamın bir körü? Hadi gel. Gelmeyeceğim, git sen. Ya Eda, iti var, kopuğu var. Hadi gel, gidelim. Bakarım ben başımın çaresine. Tamam. Gel, bir taksi çağırayım ben. İyi. Çağır. Tamam, gel arabaya kadar beraber gidelim hadi. Geliyorum. Bunları da buradan aldım zaten. Dursun. Ana. Eda geliyor. Eda mı? Bu nereden? Al. Selam. 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 Ne yapıyorsun? İyi. Siz ne yapıyorsunuz? Sen niye geldin? Ya siz şimdi mesai yaparken benim evde oturmak içime sinmedi. Biz de bir şey yapmıyoruz ki, mal mal oturuyoruz öyle. Bazen iniyoruz işte, iki volta aşağı yukarı, bitti gitti. Düğün nasıldı? Abo, asıl orada olacaktın. Cece sarhoş oldu. Bir sürü bir şeyler bilmem ne, saçma sapan. Yok ya, bir sürü vallahi değil. Yok yok, öyle. Cevdet öyle, iki kafası güzel oldu. Hemen aldık, paketledik. Damat da düğünden kaçmış. Düğünden mi kaçtı? Evet. Ne olmuş ki, neden? İşte zorla evleniyordur belki. Sevmediği biriyle mi evlendiriyorlardı ki? Ya bu benim mideme dokundu biraz ya. Şunu alın da ben bir hava alayım. Ay. Gel. Bırak bunu, sen de gel hadi. Geldim geldim. Vallahi bence damat mecbur kaldı. Sevmiyorsa niye mecbur kalsın ki? Bence damat başka birini seviyordu. Sırf ona inat olsun diye oturdu o masaya. Kız değerini anlamadı diye hemen evlenmesi mi gerekiyor? Umutsuzluğa kapılmıştır. Zaman her şeyin ilacı bence. Belki de düğünden kaçması da iyi oldu. Yani ikisi birbirinin kıymetini anlarlar sonra. Yok, bence artık anlayamazlar. Bence büyük konuşmamak lazım. Kızın gerekçeleri vardır belki de. Acı çeken damat ama. Şimdi damat üzülüyormuş gibi görünebilir ama hani dediğim gibi, yani kızın ne yaşadığını bilmiyoruz ki. Vallahi bence kız damattan çok daha yakışıklı birini hayal etti. Kendi mahallesinden onu çekip kurtarabilecek birini hayal etti. Öyle birini istiyordu da damadı ben gördüm. Damat hiç öyle biri değildi. Zaten zayıf, çelimsiz bir şeydi. Yani onu oradan kurtaramazdı. Kız onu anlamıştır. Olsun, kız belki de hatasını anlar. Anlar da işte damat için iş işten geçmiştir belki. Öyle mi? Anne. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ne yok lan. Ha? Ne yok lan? Yok bir şey işte. Oğlum bir şey yok da bu kız niye kapıyı gömdü gitti? Ya öyle hızlı çarptı yanlışlıkla.
Yaptın bir angutluk yine. Ya hiçbir şey yaptığım yok. Kapıyı hızlı burada o işte. Senin ben valla. Ver onu. Allah. Bitir. Bana da verin abi fırt. Niye bir karış lan hala suratın? Yok abi vallahi seninle alakalı değil zaten. Yani senin en mutlu günün benim de en mutlu günüm. Başka şeyler var. Ne var lan? Abi vallahi bak en mutlu günün değil. Ya mutlu günün ne var lan? Ne var? Yok abi yani vallahi bir şey yok hem. Ya bu bırak abi sonra konuşalım Allah aşkına ya. Ne yapacağız? Alın. Ne var lan? Amirim bir sorun mu oldu? Yok ya bir sorun yok. Çay versene buraya. Öyle bir konuşalım dedim ben. Ne hakkında? Harun. Bir de sen. Ya bu dangalak işte dayanamadı anlattı bana. Sen ne söyledin bu herife? Eyvallah. Bak Eda. Sen benim kızım sayılırsın. Bu Harun dangalağı da oğlum. Eğer seni yanlış anladıysa bir daha kaldıramaz bu herif. Anladın mı? Kaldıramaz. Yani yanlış anladıysa gideyim engel olayım yani. Anladın mı sen beni kızım? Harun beni yanlış anlamadı amirim. Beni gerçekten seven biri olsun istedim ama... Gerçekten seven biri. Öyle yani. Eyvallah. Eyvallah. Abi ben sana bir şey soracağım da bir dışa çıkalım mı? Muhtar bu buradan bir yere ayrılmasın. Tamam amirim. Gel. Dur la. Oğlum bir dur la, bir dur. İsteme nasıl geçti? Bunu sormak için mi dışarı çıkardın lan beni? Yok de esasında. Gözleri aşk uyuyor la bu. Devam. Ne diyeceksin sen? Ya abi. Hı. Ben esas sana şey soracaktım da. Ne soracaksın lan? Eda'yı mı soracaksın? Hı. Oğlum git konuş kızla. Eda'yla. Kimle olacak? Ya abi sen anlamıyorsun. Kız bana acıdığından böyle yapıyor ya. Oğlum ne acıması lan? Ne acıması? Kız seni seviyormuş lan. Eda. Hı. Beni seviyor. Ha, öyle söyledi bana. Zaten bir kadın sevmiyorsa seviyorum demez. Sevdiği zaman sevmiyorum dediği olmuştur ama o konuyu kafana takma şimdi sen. Senin değerini geç anlamış. Ya dur abi bir dakika. Gerçek mi? Eda beni seviyor mu? Ya seviyor seni. Allah Allah. Ne yapayım ben? Ne demek ne yapayım? Git konuşla bir karar verin. Ama birbirinizi dinleyin ha. Tamam da ben nereye götüreyim? Acaba sinemaya mı götürsem, Gençlik Parkı'na mı? Ne yapsam? Oğlum yemeğe götür de karnınız doysun lan. Tamam. Sırtma lan. Kim sırtıyor ya? E sen sırtıyorsun. Sen yüzünde senin var gülümseme. Ben ne sırtacağım lan manyak? Yüzünde gülümseme var. Lan yürü lan yürü. Sırtma oğlum. Ben de sırtmıyorum. Şu an ciddi. Hayalet. Eda nikah nasıl gelecekler acaba? Sorsana oğlum işte. Sen sor. Oğlum saçmalama kendini sorsana lan. Oğlum sen sor. Ben nikahtan sonra konuşacağım. Bir iki kadeh bir şey içeceğim, öyle konuşacağım. Vallahi ben sormam kardeş. Vallahi kardeş ben de sormam. Geçen sinemaya gittiğimizde ne oldu hatırlıyorsun değil mi? Şimdi ben sana sor mu dedim? Şurada hayalette konuşuyorum, ondan bir şey rica ediyorum. Ben sana sor mu dedim? Yok demedim. Sen niye atlıyorsun atıl kurt gibi? Ayrıca ben kendim de sorabilirim yani Eda! Ne oldu? Canım... Nikah için... Sen nikah nasıl geleceksin? Biz alalım mı seni? Ben ayarlamıştım aslında. Zahmet olmasın size. Yok estağfurullah ne zahmeti. Hem sen kuaföre falan da gidersin. Biz götürürüz yani. Olur. Eda. Seninle biraz konuşalım mı nikahtan sonra? O ne konuşacağız? Yok bir şey olmadı. Bir nikahtan sonra konuşalım mı? Olur. Yesene yine hasta olacağım. Yerim ya.
Sen bana bir şey mi diyecektin? Amirim benimle konuştu. Hatta sonra seni aradı, olay yerine çağırdı işte. Sonra akşam bir daha benimle konuştu. Ben de seninle konuşmak istedim. Ben galiba seni biraz üzdüm Eda. Hani bir öküzlük yaptım. Yok canım, estağfurullah. Estağfurullah deme, esas estağfurullah benden yani. Öküzlük yaptım. Bak bugüne kadar kimse beni sevmedi, tamam mı? Hani bir Larissa sevdi, o da tam sevip sevmediği de belli değil. Belki mecburiyetten sevdi, belki acıdığı için sevdi. Hani sevdiğini de daha tam bilmiyorum gerçi. Çünkü o beni bir dolandırdı. Ya dolandırdığımı o düşünüyor. Aslında ben isteyerek bilerek verdim ona paraları. Hani belki acıdığı için sevdim. De. Sevgisiz kalmaktan bana olan en küçük sevgiye ben sıkı sıkı sarıldım hep. Senin bir gülüşün yüzüme. Ha işte bundan. Dünyaları benim ediyordu. Hani ben bana aşık olduğunu sanıyordum. Ya öyle olmadığını biliyordum da benim için öyleydi. Ya aşıkmışsın gibi oluyordu. Sen hiç yapmıyordun ama hani ben hep öyle istiyordum. Bak ben öküzüm, tamam mı? Ha kaba saba biriyim. Ha, öküzün önüne gideneyim ama hani ben buyum. Ben seni çok sevdim Eda. Vallahi billahi seni çok sevdim. Bak vallahi billahi. Ya seni öyle sevdim ki ben. Hani öyle severim ki. Belki de öyle seviyorum. Hatta öyle seviyorum. Sen sevgili olsan benimle. Kız arkadaşım olsan benim. Sen benimle çıkar mısın? Evet. Vallahi mi? Sessiz ol sana. Ya ne sessizi? Kim duyarsa duysun, şimdi biz sevgili miyiz yani? Yani ben aslında denemek isterim. Ben de isterim. Çok isterim ben. O zaman hadi gel gidelim. Nereye gidelim? Başka çorbacıya gidelim, hadi gel. Gidelim, el ele tutuşuruz, el ele tutuşuruz. Dur. Efendim ben de. Ne? Tamam, tamam ben geliyorum. Kapıyı kapat, içeride otur, tamam. Tamam, hadi bay. Ne oldu? Bizim evde ateş edilmiş. Sen burada otur, ben gidiyorum. Hayır ya, ne demek? Gidelim hadi hemen. Kızım sen gelme, ateşlerin altına atamam seni. Ya nasıl atamazsın, polisim ben de. Hadi gidelim Harun. Tamam sen de gel. Dur. Dur. Al 50 ya. Benden 50 hadi.